7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz ögeler içermektedir. Sen kaç senesinde buraya gelin geldin? 2016. Pardon, 2026'da geldim. 2020. Ne çıkacak? Altın. Ya! Hayattaki en büyük sevda pijama sevdası. İyi ki doğdun. Dönemi süpürünce aynı böyle oluyor biliyor musun bazen gibi? Çanta. Çanta ama nasıl bir çanta? Ay. Kadir Bey ağlamayın. Kadir Bey ağlamayın lütfen. Bak bugün sizin doğum gününüz. Pıt pıt atıyor kalbim. İçinden ne çıkacak acaba? Acaba 50.000 TL'yi kim bir güzel alacak? Ben alırım kendimi. Ahay ahay ahay. Madımağı da iyi pişmiş ama lezzeti yok. Daha önce hiç madımak yememiş, madımağıma yorum yapıyor. Mutfakta sesiniz buraya geliyordu, Hülya Hanım böyle, Hülya Hanım. Evet. Mutfakta konuşacağına gelseydi masada yüzüme karşı söyleseydi gerçekten tepkim o kadar büyük olmayabilirdi. O bana dedi siz abartıyorsunuz. Demek ki ben hala savunuyorum. Gerçekten siz çok abartıyorsunuz. Ben sizi günümüzde çok merak ediyorum. Geldi. Bak bana yağsız geldi, size yağlı geldi. Yemekte aynı şekilde anlatabildin mi? Nasıl yemek yapacak bilmiyorum. Siz benim tabağımdaki hani şey yaptığınız için demiyorlar ki. Biraz daha bakın şunlara. Yani bunlar hep patates. Hangi yemek olursa olsun tuzsuz. Pilava da atar. Pilava bana tuz eklenmez. Hülya Hanım ben sizin yemekten anladığınızda şüpheliyim şu anda. Gerçekten gününüzü artık dört gözle bekliyorum. El lezzeti var mı yok mu? Çok yok. Ben bayağı bozuldum, bayağı moralim bozuldu. İyi ki doğdun Kadir. Hanımlar beyler, şahane lezzetlerin dostu, inatçı kirlerin bir numaralı düşmanı, tek program Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim'e hoş geldiniz. Ekranların en leziz, en temiz yarışması Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim'den, Ataşehir'den herkese merhabalar efendim. Haftanın ikinci günde Kibriye Hanım'ın tatlı evinin önündeyiz. Kibriye Hanım Ataşehir'de çok sıcak, çok samimi bir evi var dediler. Esnaftan da öyleymiş, çok tatlı bir evi var. Hazırsanız kapısını çalmak istiyorum. Kapının arkasında Kibriye Hanım heyecanla bizi bekliyor. Şahane lezzetler, muhteşem tarifler, müthiş hamaratlıklar için biz hazırız. Siz de hazırsanız söz Kadir Ezildi'de. Günaydın Kibriye Hanımcığım. Çok şıksınız efendim. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar Kadir Bey. Nasılsınız? Ne kadar tatlı bir evin var kız. Çok teşekkür ederiz Kadir Bey. Buyurun. Hani her ne kadar apartmanlarda otursak da hala okulda çocuklara ev çiz dedinlermiş. Şöyle bıçatı çiziyorlar, evet, baca çiziyorlar. Evin tam olarak öyle bir ev. O ev. Çok tatlı, çok sıcak. Senin kendi yaptığın mı kayınpederini falan? Kayınpederimi. Kayınpederini. Evet. Kaç senelik burası? Var 25-30 sene. 25-30 sene. O zamanlar buralar bomboş. Evet öyle. Kayınpederinin arsası mı? Evet kayınpederinin. Çok güzel bir yatırım olmuş. Müteahhite verdiğinizde köşeyi döndünüz Kibriye Hanımcığım. Bakalım. Evet Kibriye Hanım evinde yarışma cesaretini gösterdiği için kendisine çam sakızı çoban armağanı 5.000 TL. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Ne demek kesenize bereket. Güle güle kullanın inşallah. Teşekkür günaydın İstes'cim sana. Günaydın. Günaydın. Parayı kayınpederin mi alacak sen mi kullanacaksın? Para eksik gibi. Bir say kız. Aa bak 50'lik 100'lük vermişler. Bir say. Sivas Zaralıyım, evliyim, bir çocuk annesiyim, eşim boya badana ustası. Şu an ev hanımıyım. 10 senelik bir çalışma hayatım oldu. Saymasa sayayım ben siz. Şöyle tamamlayayım ben parayı. O ne? Paranın devamı. Allah kahretsin. Bir de bozukluk mu veriyorsun yarışmacıya Kibriye al? Onu sen aç bakayım bir. Aa! Niye Kibriye'nin ne özelliği var? Ay çok teşekkür ederiz Dusty. Zaten kayınpederin evine de çökmüş. Bir de üstüne çeyrek mi takacağız? Ay çok teşekkür ederiz. Hayır hayır hanımefendinin değil, takma sakın. Kayınpederinin mi? İyi ki doğdun Kadir, iyi ki doğdun Kadir. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun Kadir. Ya ben sizi yere... Yalnız senin de gözlerin hemen büyüdü Kibriye amcacığım. Evet. Çok teşekkür ediyorum efendim. Allah razı olsun. Kesenize bereket. Ver takayım ben onu. Altın niye değişik? Üstünde İzmir'in şeyi var, saat kulesi var. Bunlar yeni model. Ha, değişik geldi. Çok teşekkür ediyorum efendim. Doğum gününüz kutlu olsun Kadir Bey. Sağ ol, sağ ol. Bu sene Ramazan'a geldi doğum günüm. Bu programımızın sana doğum günü hediyesi. Evet, teşekkür ederim. Bizim programda her sene adetimizdir. Doğum günde muhakkak altın takarlar. Evet. Hem de altın fiyatları fırlasa bile. Fırlat. Çok mutlu oldum. Şu an enerjim bir kat daha arttı. Evet Kadir Bey, benim de öyle. Ama 29'a girdim Kibriye abla. Maşallah. Ya, ben bu kameranın karşısına geçtiğimde 24 yaşındaydım. 26'ma geldiğimde evleneceğim diye kandırıyordun bizi. 28'de dedim, 28'de. Hayır, 26'da evleneceğim diye kandırıyordun. Kadir Bey geç kalmışsınız o ama zaman. Ama o zamanki ekonomiyle şimdiki ekonomi bir mi? Enflasyona göre yaşım tabii ki de değişti. O anki bütçenle şu anki bütçeni hiç hesaplamıyor musun ama? Peki evi gezelim mi Kibriye abla? Şöyle altınımınla birlikte. Evet, mutfağımız burada hemen. Açık öğretimde okuyorum, lise 3'teyim. Evdeyim, sosyalim. Günlerimiz oluyor, arkadaşlarla buluşuyoruz. Bugün bol bol seninle temizlik de yapacağız Kibriye ablacığım. Evet. Niye? Bir yerleri kirli mi buldun? Kombinin üstü bizi çağırıyor. Tam camın önünde ister istemez. Bir de düz ayak evin işi hiç bitmez. Bitmiyor. Bir de sobada yanıyor Kadir Bey. Ha, sobada var. Oo. Düşkün müsünüzdür temizliğe? Düşkünümdür siz. E Kadir niye geldi hemen oraya elledi? Unutulmuş. Telaştan. Unutmuştur. Kadın üstüne gitme. Şey, sobalı oda nerede? Şöyle. Hadi şimdi kemiklerimiz ısınsın. Zaten altına takınca bir içim ısındı da. Daha önceden depoda çalıştım. Hastanede çalıştım. En son çıktığım yerde de çay kahve işleri yapıyordum elektronik şirketinde Maltepe'de. Burası oturma odası Kadir Bey. Sabahleyin sizin için sobayı yaktım. Teşekkür ederim. Yoksa soğukta oturuyorduk değil mi Kibriye abla? Allah canını almasın. İçerisi sıcak, güzel. Bugün de şansımız esnaf hem yağmurlu hem de soğuk. Evet. Kaç kişisiniz evde Kibriye abla? Şu an 3 kişiyiz. İşte validem, babam, kayınpederim. Kayınpederin, kayınvaliden, eşim. Eşim, kızım ve... Kız nasıl 3 kişi? Bayağı 4-5 kişi oldunuz. Şu an herkes bir yerde. Herkes bir yerde ama normalde sizinle mi oturuyorlar, arada gelip gidiyorlar mı? Benimle oturuyorlar. Ha, birlik oturuyoruz. Evet. Sen bu eve mi gelin geldin? Evet. Bir dakika, evde kaç kişi var ben anlamadım. Sen, ben, hanımefendi 3 kişiyiz. Onu mu anlatıyor? Şu an 3 kişiyiz ama normalinde 5 kişilermiş. 5 kişiyiz. Baştan 3 dedi. Peki evde 5 kişisiniz. Evet, sen kaç senesinde buraya gelin geldin? 2016. Pardon, 2026'da geldim. 2000... Ay, çok pardon, 2006 evet. Hanımefendi gelecekten gelmiş. Gelmiş evet, çok pardon. Ne gülüyorsun hanımefendiye? Allah ömrün olsun ezileceğiz. 2026'dan gel. Evet, 2026'dan. 2006'da, evet, ben 2006'da 5. sınıfa gidiyordum. Nereden geldin buraya gelin? Sivas'tan. Sivas'tan. Var mı bir uzaktan akrabalık, komşuluk falan? Evet, akrabayız. Kayınvaliden Gisel'i beğendi Sivas'ta. Evet. Dedi ki Kibriye güzel kız, iyi iş yapıyor dedi. Tuttu İstanbul'a getirdi seni. Evet. Kaç senelik evli oluyorsun sen? 18. 18 senedir bu evdesin. Bu evdeyim. Siz aradığınız ilk gün eşimi aradım. Dedim beni aradılar, katılacağım yarışmaya. Dedim ki katılma bence. Dedim katılacağım, köstebağ çorbasını yapacağım dedim. Böyle bir espri yaptım, kapattım, katılacağım dedim. Kibriye isminin anlamı ne? Rahmetli dedem takmış bana. Kibriye yani güçlü, kuvvetli demektir. Kur'an'da geçiyor. Kibriye. Paranı da al, koy bir kenara, kaybolmasın. Hanımefendiciğim siz açın kapıyı. Kadir Bey'le hem yemek yapacağız, hem eğleneceğiz, hem şarkı, hem türkü söyleyeceğiz. Gram altın değil mi bu? Allah seni bildiği gibi yapsın. Ben çeyrek sandım önce bunu. Değil mi? Çeyrek ne kadar küçülmüş. Patronlar veriyor, ben takıyorum. Canım patronlarım çok teşekkür ederim. Bu sene zeytinyağı falan gelir mi acaba? Geçen sene koca bir 18 litre gelmiş. Uzun zaman gitti o, biliyor musun? İyi olmuştu. Merhaba, günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hülya Hanım, merhabalar. Buyurun. Kibriye'nin karşılamasını güzel buldum. Sıcak kalmaydı, güler yüzlüydü. Filiz Hanım, merhaba, buyurun. Merhaba. Şükran Hanım, merhaba, buyurun. Merhabalar. Şafak Hanım, merhaba, buyurun. Hayırlı sabahlar. Efendim, hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Kadir Bey, nasılsınız? Günaydın. Gel. Günaydın. İyiyim valla, şükürler olsun. Kibriye Hanım çok da sıcakkanlı gelmedi bana. Biraz soğuktu. Çok da öyle candan karşıladığını düşünmüyorum. Yine de hoş karşıladı kadın. Heyecanlı tabii, normal. Hanımlar hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş. Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Nasıl geçti? Dinlenebildiniz mi Filiz Hanım? Evet, çok dinlendim. Üzerimden yükleri dağıttım. Rahatım, bomba gibiyim. Filiz Hanım kurtuldu. Aynen. Filiz Hanım sırtındaki bizim başımıza inşallah. Amin, inşallah. Güzel bir şekilde olsun. Sırf hani aman olsun da bitsin değil. Yok, eğlenceli geçiyor, güzel geçiyor. Çok güzel, çok keyifli. Alıştık, evet, alıştık. Çok alıştık. Bakalım bugün Filiz Hanım'ın da yorumlarını göreceğiz. Ne kadar anlıyor, ne kadar anlamıyor. Dün fazla sizin yorumlarınızı beğenmemişti ama bugün onun eleştirileri de bizim için önemli. Çok önemli. Bugün Kibriye Hanım'ın günü efendim, ev sahibimiz. Filiz Hanım'ın tepkilerini bugün göreceğiz. Hülya Hanım'ı da bazen gerekli gereksiz yorumlardan yapabiliyor. Şükran Hanım yüksek sesli, motoracı yüksek. Şafak Hanım da biliyor gibi ama bilmiyorum. Bugün benim günümde göreceğiz. Kibriye bu evde kayınvalidesiyle birlikte oturuyormuş. Buraya değil yenge. Aa, ne oldu Şükran abla? Hiç benlik değil. Şükran Hanım. Çekemez misin? Yok. Ben 6 ay oturdum, zor dayandım. Nasıl kaçtığımı bilmiyorum yani. Evet, niye ya? Ya kaynananızın alıp veremediğiniz ne var ya? Kaynanam, maynanamı istemem. Ama eşinizin annesi olabilir ya. Ama herkesin evi ayrı, ev üstüne olmaz. Ben istemem yani aslında. Ama annenizle yaşıyor musunuz? Annemle de yaşamadım ben, kimseyle yaşamadım ben. Tek başına mı? Çocuklarımla. Bence arkadaşlar benim kadar dürüst davranmıyorlar. Ben abartmıyorum da, gerçekten yaşadıklarımı anlatıyorum. Yani herkes tepki verirdi. Yani biz vermeyiz diyorlar ama bence dürüst davranmıyorlar. Şimdi doğum gününüz. Hayattaki en güzel gününüz, doğru mudur? Evet. Fark ettim. Doğum gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederim tekrardan. Eşiniz size 6 gram bilezik aldı. Aynı güzel. 6 gram. Şöyle güzel bir üçlü Adana vurması. Koluna taktı, dedi ki hayatım dedi. Bunca yıldır emek veriyorsun dedi. 6 gramlık kadar da tabii ki de dedi kıymetin olsun dedi, taktı size. Siz de şöyle şıngırdatıyorsunuz bileziği kolunuzda. Değil mi? Nasıl da seversin Şükran Hanımcığım? Severim. Biz altını severiz. Ama gel gelelim. Gel zaman, git zaman. Dere tepe düz gitti. Yalan ayak diz gitti. Kayınvalideniz oturmaya gittiniz. Aa, kayınvalidenin kolunda da bilezik var. Anne bileziği ne güzel şöyle kıyasladınız. Kaynanan sana ne dedi biliyor musun? Hele çekil çekil. Benimki 10 gram. Oğlu doğum gününde anasına 10 gram bilezik almış, size 6 gram alırken. Helvasını kavurmaya başlayalım o zaman. İrmik mi olsun, o mu olsun? İrmik olsun, daha kolay. Nasıl ya? Gönder adamı. Yani orada hemen kayınvalidene tepki gösterir misin? Anında hiç. Kaynananın suçu yok ki yani. Eşine sen çatacaksın yani. İstemeyecek, diyecek ki önce hanımın. Şükran Hanım gerçekten samimiyetine inanmıyorum. O yüzden de kaynanasıyla sorun yaşamış olabilir. Hülya Hanım benim için samimiyetsiz demiş ama ben gayet samimiyim. Asıl Hülya Hanım bence samimiyetsiz. Şimdi hediye gelmiş, hediye istememek olur mu? Evladını seven bir kayınvalide eğer oğlunu seviyorsa... Yani Şükran Hanım sizi anlayamıyorum. Kaynananızla hadi geçtim. Bak, müsaade ederseniz ben size açıklayayım. Tabii. Eğer evladını seven bir anne ise asla gelinle kendini kıyaslamaz. Çünkü evde karı koca birbirine giriyor. Ama senin annen bana bunu yaptı, senin annem bana şöyle yaptı. Ha, oğlum karına da aldın mı diye sorması lazım. Sorsun ama yani ikimize de aynı alsın o zaman. Peki, bana 6 alıp ona 10 olmaz. Hülya Hanımcığım eşinize tepki verir misiniz? Kayınvalidene vermiyorsun, onu anladım. Ben eşime o konuda sözümü geçiriyorum. Yani ben şunu al desem alıyor yani. Ya şöyle tepkim, niye bana almadın hani 10 gram da gidiyorsun kaynanama alıyorsun der. Ben annem sana bu kadar hizmet, hiçbir eşliğimi görmedim. O kadar hizmet ediyorum anneni, hani bana alman gerekirken hani anneni aldın. Der işte annemdir. Benim tepkim çok olmaz diye düşünüyorum. Aynı evin içinde olduğunuz için. Evet. Aynı evin içinde. Aynı evin içinde olduğumuz için. Bir de içerler misin kendi kendine? Ben içerlerim ama kayınvalidem kızar oğluna. Ha, oğluna kızar. Ha, güzel. Ama sen o çok içine atma, hasta olursun bak, Allah göstermesin. Yok, çok atmıyorum Kadir Bey. Çok hastaydık, 18 sene beraber durmazdık. Evet, orası da var tabii ki. Filiz Hanımcığım? Annesine aldıysa 10 gramı, belki hani onun daha fazla emeği olduğu için annesine karşı, o yüzden saygı gösterirdim. Şükran Hanım neden o emeği görmüyor o zaman? Yanında bir şey söylemezdim ama birebirken mesela hani tepkimi gösterirdim. Anlaşmıyoruz ki zaten. Evet, o zaten anlaşmıyor. Anlaşsan bile hayır yani, eşinin yeri ayrı. Peki erkek kardeşin annene fazla alsa da eşine... Erkek kardeşim yok benim. Biz olsaydı eğer diyorum. Olsaydı. Olabilir miydi acaba? Bir de Kadir Bey hep şöyle oluyor. Anneler iyi, kaynanalar kötü. Bu da bizim toplumumuzda var yani. Şimdi el kapısı tabii ki orası. Annem de işte başka birinin kaynanası. Ama kayınvalideniz de sizi kızı gibi görmüyorsa bu da bir sıkıntı. Ben sana bir yerde hak veririm. Okey. Yani gittiğim bir yerde istenmemek, irdelenmek kötü bir şey tabii ki. Ben 25 sene ben kayınvalidemden bir kere kızım kelimesini duymadım. Ya Kadir Bey ne kadar bu kaynanalar ne kadar böyle zan altında kalıyor şu an. Tabii ki yani. Ama ilk zamanlar ilaçlar kızım böyle yap, kızım şöyle bizde gösterin. Nişanlandığımızdan itibaren. Ne dedi sana ya, gelin mi diyordu, şişt mi diyordu? Hiçbir şey demiyor. söylemiyordu. Ya ismimle sesleniyordu ya şunu getir bunu getir diyordu, o kadar. Ya mesela bir yemek önüne getirdi, koydun illaki kaç senede bu kadın. Ya şimdi önüne. Antep oğlu olduğu için kız bacım şunu getirsene tamam, falan diye. Tamam öyle diyordu aynen, ama he, şunu demek istiyorum. Kayınvalidene kapıdan gelen bir misafire bir bardak su getirin, Allah razı olsun. Ölmüşlerin canına işte değsin der. Bu kadın sana bir tabak yemek verdiğinde bile bir Allah razı olsun demedi mi? Vallahi bir gün iftar sofrasına çağırdım. Kız kardeşlerim de vardı. Kayınvalidemin rahmetli, toprağına da ağır gelmesin ama. Ay, haber. İftarda yedikten sonra söylediği kelime şu: oğlumun kesesine sağlık, bereket. Onu o lafı deyince benim ablam da dedi ki kardeşim eline sağlık. Yani şunu demeyen bir kızım senin de eline sağlık diyebilirim. Asla duymadım. Şükran Hanım kaynanasından bayağı bir bahsediyor. Bilemedim, çok fazla eleştiriyor gibime geldi. Evet, şimdi ikinciye gelelim. İkinci sorum arkadaşlar. Bakın cevaplarınızı ciddi anlamda bekliyorum. Yani iyice düşünün, bir empati kurun, kendinizi oraya koyun. Eşiniz yine doğum gününüz. Başka bir doğum günü. Size çok pahalı bir saat aldı. Taşlı, tuşlu. Böyle taktın, gözün şeşerdi, meşerdi. Falan mı? Kendi kendine diyorsun ki ulan bu adam bu paraya nasıl kıydı bilmem ne. Ne oldu? Kaynanasına mı alıyor? Yok, kaynana yok bu sefer. Kaynanayı bırak. Görümce. Allah. Meğersem o saat eşinizin eski nişanlısından bohçadan geri gelen saat. Yok artık. Bohçalar atılmış, iade gelmiş, evet. Pahalı saat olunca kenarda kalmış. Ama biz de onun bohçasını geri veririz, yapacak bir şey yok. O da götürürse başkasına veririz. Cidden bu zoruna gider mi, yoksa gider. Umursamaz mısın? Ama ne de olsa iş bozulmuş etmiş. Hayır hayır, gider tabii ki. Öyle bir şey hiç kimse kabul edemez. Takmaz mısın o saati? Takmam, kafasına atarım. Kafasına atarım, bak gerçek cevap. Ben birebir yaşadım. Aynen. Bu kadının hoşuna gelmiyor. Yemin ederim. Çünkü daha önce nişanlıymış, aksi gibi onun da adı Şükran. Kayınvalidenin de akrabası, yeğeni oluyor. Dur bir saniye, kayınvalidenin yeğeni miymiş önceki nişanlısı? Evet, evet, dayısının kızı. O nişanlıya atılmış. İşte pek istememiş. Yani onlar birbirini seviyormuş ama işte sonra araya işte ne olduysa falan atılmış. Kayınvalidesi de kendi tarafından istemiş aslında. Evet, ama kız tarafı atıyor nişanla. Daha sonra bana işte düğüne yakın bohça geldi. Ama beni alışverişe götürmediler. Bohça geldi, açtım. Tabii şimdi benim fizik yapımla onunki uymuyor. O uzun boylu falan. Gelen bakıyorum. Sonra bir tane elbise çıktı. O zamanın çok modası böyle lacivert beyaz yaka. Elbiselerden. Elbisenin beyaz olan yeri giyilmiş ve simsiyah kir. Dedim ki bu nereden? Dedi biz bir daha bohça yapamayız. Bunları işte eskisini sana getirdik. Ben dedim ki alın bunları, ben bohça falan istemiyorum. Şimdi Şükran Hanım'ı dinledikten sonra karşı tarafı dinlemediğim için, Şükran Hanım da zor bir insan olarak gördüğüm için tek taraflı olmadığını düşünüyorum hala. Aslında öyle değilimdir. Gayet sıcakkanlıyımdır, güler yüzlüyümdür, kinci değilimdir. Ama bana yapılan haksızlığa da susmam asla. Bir de ağzından söyleniyor. Aynen, hani artık verir gibi. Şükran Hanım, ben size artık çok hak veriyorum. Gerçekten bunu birebir yaşadım yani. Gerçekten yaşadım. Şükran Hanım belli ki çok sıkıntılar yaşamış ama yine de eşine ve sevgi ve saygısından dolayı kaynanasını o kadar gömmemesi gerekiyordu bence. Şafak Hanım'dan hiç beklemediğim bir tepkiydi. Dün çünkü gayet ılımlı davranıyordu. O da bugün biraz yüzünü göstermeye başladı. Gününden sonra demek ki daha da yırtıcı olacak. Kibriye, senin tepkin ne olur? Benim tepkim çok kötü olur. Şöyle bir tepki verecekmiş gibi durmuyor. Yok, tepkim büyük olur. Sanki sadece küsüp odaya gidersin gibi geliyor. Hayır, tepkim büyük olur. Büyük olur, ne yaparsın mesela? Çöpe atarım direktmen. Kibriye Hanım aslında çok sessiz görünüyor ama içine bir canavar yattığını düşünüyorum, atabilir. O saati o çöpe atabilir vallahi. Vallahi Kadir Bey, ben affetmezdim. Kesinlikle affetmezdim. Hiçbir şekilde. Ne beşi birlik, ne elmas, asla hiçbir şey telafi edemezdi. Ne yapacaksın, evi mi terk edeceksin? Gece gündüz kafasına kalkardım. Şimdi Kadir için bir şey bir yerde, bir şey bir yerde dendi. Şu altın sana az geldi ya. Bir gram daha mı geliyor? Bir gram daha mı geliyor? Bak şimdi böyle dedi ya, kız ne gelecek acaba? Doğum gününüz mü? Bugün benim doğum günümde, teşekkür ederim. Güzel yaşlarınız olsun. Hayırlı uğurlu. Geçenler teşekkür ederim. Böyle beni altınla şımartıyorlar da. Kadir Bey, iyi ki doğmuşsunuz. Allah sağlık, uzun ömür versin Rabbim inşallah. Güzel yaşlarınız olsun inşallah. O küçücük zarfın içinden altın. Bu sefer çeyrek geldi. Gramdan çeyrek mi o? Evet, bu sefer çeyrek geldi. Ya Kadir Bey'in altınlarına zaten düşkün olduğunu biliyoruz ama yakından bunu görmek beni daha doğrusu çok mutlu etti. Güzel. Bu da gram. Çok güzel. Evet, 2 gram oldu, gidelim. Geleneği bozmuyoruz. Kadir, iyi ki doğdun Kadir, iyi ki doğdun. Bir şey diyeceğim. Bu eski sunucularınızdan falan kalan altın değil mi? Eski nişanlı falan demişken. Daha sıkıntı olmaz. Evet, teşekkür ederim. Takı bir tek damata böyle takılır ya. Şöyle. Biz de bir tane toplayacağız artık. Bir tane çeyrek yarın bize takılırız. Sağ olun efendim. Valla damat olmadan takıları gördü. Evet, damat olmadan yıllardır takı takılıyor bana. Teşekkür ederim efendim. Allah razı olsun. İzmirlerde. Güzel oldu. Çok güzel oldu Kadir Bey. Çok güzel. Geliyor. Geliyor. Bir şey değil. Gelmez. Önceden gram altın 500 liraydı. Patır patır sepiyorlardı üstüme. Günden güne. Ne çıkacak? Ya. Ya işte beni şaşırttılar Kadir Bey. Allah Allah. Ah Kadir ah. Kızlar nazar etmeyin bakın. Bir kur Kadir Bey 5'i bir yerde tamamladınız galiba. Vallahi Kibriye abla. Siz söylediniz Kadir Bey. Evet. Efendim çok teşekkür ediyorum patronlarımıza, tüm ekibimize sağ olsunlar. Altın gibi yürekleri var. Güzel yazmıştı Kadir Bey. Şükür olduğumuz Kadir Bey. Evet, altın bana çok yakışır. Evet, evet. En sevdiğim maden altın. Çok teşekkür ederim efendim. Zarfı da sizde kalsın. Bu sefer alayım, daha gelmeyecek. Aynen, bak belki... Aa, bir tane daha çıktı. Şu an benim komşular ekran başına kilitlendi. Çıkışta beni bekliyorlar. Rabbim güzel, hayırlı, uzun ömürler nasip etsin. Sağlıklı, sıhhatli, ailesiyle. Hep mutlu olsun, o gülen yüzü hiç solmasın Kadir'im. Çok teşekkür ediyorum tekrardan yapım şirketimize, arkadaşlarımıza. Bugün bomba gibi çalışacağım. Çok yakıştı. Kibriye Hanım'ın kiremitlerine varana kadar sileceğim. Kibriye Hanım'la sobanın borularını bile silkeleyebilirim. Öyle bir gazdayım şu anda. Hadi bakalım Kadir. Peki, sen bize neler pişireceksin? Çorbamız madımak çorbası olacak. Patatesli hüngelimiz olacak, el açması. Yanına pazı salatası, yoğurt pazı salatası olacak. Tavuk köğüslü güvecimiz olacak fırında. Yanında arpa şeriyeli pirinç pilavımız, tatlımız kalburabası tatlısı, salatamız da çoban salatası. Menüsünün şöyle, çorbası biraz meşakkatli. Onun dışında menüsü basit. Madımak yemeği, yani çorbası bana çok uğraştırıcı gelmedi açıkçası. Eke tüke sakalı oy madımak, kuş kuş yemli oy madımak. Eke tüke sakalı oy madımak. Hadi bakalım efendim. Bugün Sivas günü. Biliyorsunuz Sivaslar zaten İstanbul'dalar. O yüzden ekran başına toparlanır. Bomba gibi yarışmacımız Kibriye Hanım. Bugün programın tozunu attıracağız. Biz de altınlarımızla geliyoruz. Haydi buyurun. Ayaklarınıza sağlık. Görüşmek üzere. İddialı bir menüyle çıkar, beni şaşırtır diye düşünmüştüm ama yanılmışım. Hiç de iddialı bulmadım. Daha önce de söyledim, biraz Kibriye'den çekiniyorum dedim. Ama ben bugünkü menüyü gördükten sonra kesinlikle çekinmiyorum. Bugün Kibriye Hanım'ın mutfağındayız. Pıt pıt atıyor kalbim. İçinden ne çıkacak acaba? Madımak güzel, lezzetli. Adam çöpün üstüne oturdu. Altınlarım dizi. Ve mutfakta güzel tarifler, harika lezzetler, şarkılar, sürprizler, duygulu anlar var. Kadir Bey ağlamayın. Kadir Bey alamayınız ve bak bugün sizin doğum gününüz. Sorun yaşamış olabilir. Erkek adama alınacak hediye mi bu kırmızı kalpli ayı? Sakın kaçırmayın. Acaba 50.000 TL'yi kim bir güzel alacak? Ben alırım kendim. Aha. Hepsi ve çok daha fazlası birazdan Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim'de. Efendim, evet Kibriye Hanım'la muhteşem temizlik için hazırız. Bu evde nasıl temizlik yapıyorsun merak ediyorum. Ben önce halımı makineye veriyorum. Tamam, hemen şu tepamızı bir çekelim efendim. Şöyle kapının ağzına doğru alalım onu. Temizlikte de iyiyim. Bezimi sıktığımı suyunu çıkartırım. Ama yemekten daha iyiyim. Eşin kaç kardeş? Eşimle beraber 5 kardeşler. 5 kardeş eşinle beraber. Evet, 2 kız 2 oğlan. Burayı müteahhite verseniz size kaç daire düşerdi acaba, nasıl bölüşeceksiniz? Ben şimdiden onu düşünüyorum. düşündüm. Kadir Bey, arsamız küçük olduğu için komşularımızla bir anlaşma olacak galiba. Herkesle birlikte vermeniz gerekiyor. Evet. Bak arkada iki yer daha var. Ama sen kayınvalidenle birlik oturdun ya. Evet yani Kadir Bey. Her şekilde kayınvaliden dairesi sana kalır gibime geliyor bana. Kalır Kadir Bey. Değil mi? Evet. Yani sonuçta bir birlik oturmuş gelinsin sen. Kaynısı sizden küçük mü Kibriya'la, büyük mü? En büyükleri eşim oluyor. Evet. Normalde şey yaparlar ya, küçük gelin gelince büyük gelini ayrı eve ayırırlar, onu alırlar. Senin kaynın dışarı gitmiş, sen buradasın. Evet ben burada kaldım, onlar herkes bir yere gitti Kadir Bey. Niye? Sen mi talep etmedin? Ben talep ettim. Ha, sen burada kalmayı talep ettin. Evet ben talep ettim. Niye? Kadir Bey köyden geldim, hiçbir yeri bilmiyorum. Korktun mu? Korktum. Sonra da alıştım, bırakmadım. Birlikte oturmaya da alıştın. Ne kadar güzel bak. Memnunlardır ama senden yani. Evet memnunum. Seviyorum büyüklerimi. Senin evinin bereketi daha çok olur. Evde büyük oldu mu o evde bereket olur. Enerjisi biraz düşük Kibriye'nin. Kadir Bey çok zorlayacak. Kibriye Hanım süpürmeye devam ediyor. Kibriye Hanım'la akşam yemeğini bu masada yiyorsunuz değil mi? Evet bu masada. Bundan annem de almıştı. Türklerin en sevdiği şey mermer fayans kaplı sehpa. Kimin tasarımı bilmiyorum ama kesin Türk işi. Şimdi koca babası in aşağı, çek yatağı iteyim, bu vitrini çekeceğim. O vitrin oynamaz Kadir'cim. Bence de biraz sert bu vitrin. Gelmiyor Kadir Bey, inanır mısınız? Gelmiyor. Evet. Bir şey diyeceğim. Aslında sen bu vitrini o köşeye al ama televizyon burada izlenmezdi. Köşe çünkü tam şuralık köşe. Evet. Ama kapı orada. Sen televizyon aslında şu duvara monte ettiktir. Yazın biz buranın şeklini değiştiriyoruz Kadir Bey. Soba kalkıyor ya. He, o zaman şöyle yapıyorsun. Evet öyle. Köşeyi. Televizyon oraya geliyor. Soba olduğu için. Bu kayınpederin mi? O eşimin, şunu kapatayım Kadir Bey. Dur kapat bir. Bu dedemiz eşimin. Eşinin dedesi. Dedesi, babaannesi. Ha senin kayınvalidenin kayınvalidesi, kayınvalidenin kayınpederi. Evet. Kayınpederim. Yaşıyor değil mi? Babam evet. Maşallah. Beyefendi? Annemin babası. Senin kendi deden. Dayım. Evet. Bak onların da resmini getirmiş, asmış buraya. Evet. Olmaz siz uzaktan akrabaydınız değil mi zaten? Eşim benim halamın oğlu oluyor ikinci göbekte. Bu ikinci göbekte. Bu dayım. Yalnız erkek kardeşin de yakışıklıymış bak. Her şey dayın da yakışıklıymış bak. Şimdi? Baba. Ha baban. Yaşıyor mu baba? Yaşıyor. Ah, güzel. Dedem rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Amcam da rahmetli oldu. Ha, Allah rahmet eylesin. Niye hasta mıydı? Çayın içinde. Hmm. Evet, Allah yerinde rahat ettirsin. Amin. Yalnız tam bir sosyal medya sayfası. Evet. Eskiden sosyal medyalar evin içindeydi. Ben şu sakallı amcayı çok sevdim. O büyük büyük dedesi. O büyük dede. Babaannemin babası. Bu da dedem. O zaman resim mi varmış da bak çekilmişler. Ne kadar güzel. Peki güzel bir aile tablosu. Tamam mı süpürgemiz? Süpürgemiz tamam. O vitrini çekemiyoruz. Altı açık mı zaten? Elimizi sokarız. Evet. Koltuklarımızı bir süpürelim. Evet Kadir Bey. İstersen koltuk yıkama makinemiz de var. Tamam Kadir Bey yıkayalım. Hayır sen istersen, ben demiyorum. Kadir'cim şimdi koltukları yıkarsak kurumaz. Ben ev sahibini düşünüyorum. Allah razı olsun. Şöyle vereyim koltuklarımızın üstünü süpürelim. Yok ama bu daha yakın. Öyle mi Kadir? Kadir'cim sen bir su al. Biz de koltukları süpürelim. Ödülü de kazanırsam kızımın eğitimi için kullanacağız. Kibriye Hanım tüm hamaratlığını göstermek için işe koyuluyor. Kibriye temizlikte de yavaş olur. Kadir Bey çok zorlayacak. Kibriye'yi ben temizlikte hayal edemiyorum. Çünkü hiç yapabileceğimi düşünmüyorum. Kibriye Hanım çok uyuşuk bir bayan geldi bana. Yani temizlikte de çok böyle başarılı olabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Kibriye Hanım soba borularına girişiyor. Yalnız o baca dikkatimi çekti. Niye duvarda değil de tavanda? Kadir Bey bacamız geçen sene düştü. Ha düştü. Eşim öyle yaptı. Ha normalde çünkü yani duvara iniyor, duvara giriyor mu tavana giriyor. Kadir'cim kutlamalarımız devam ediyor. Ya siz çılgın mısınız? Beni delirteceksiniz böyle ara ara. Çam sakızı çoban armağanı. Tekrar doğum gününüz kutlu olsun. Hediyeler gırla geliyor, altınlar. Gırgırla geliyor efendim. Allah kahretmesin seni. Esat'tan gırgır almış. Kızım gırgır değil mi? Millet robot süpürgeyi geçti, bu herif gırgır alıyor. Ama gırgır deyip küçümsemeyelim şimdi. Benden gırgır mı geçiyorsun sen? Ah be Kadir'im. Gırgır deyip küçümseme dediğin el kadar gırgır. İnsanlar altınısını falan alır bunun. Bir de tekli gırgır almış. Utanmıyor musun değil mi küçümsemeye? Ama şimdi küçümsenmeyecek mi yani? Küçümsenir bence. Seni düşündük, güzel bir şey olsun dedik. Ya sen bak. Ay sanki içime doğmuş gibi benim fenalığım peki. Gırgırdan ben evi süpürünce aynı böyle oluyor biliyor musun bazen gibi. Ben evi süpürüyorum ya içinden çıkıyor. Hayat böyle bir şey işte. Yani sürprizin de yani ilik kedini kırgarın içinde. Kadir Bey takalım efendim. Bir şey diyeceğim yalnız. Ben bu programa ilk katıldığım zaman bize süpürge hediye etmişlerdi o zaman. Süpürgeyle girmişti. Bana demişlerdi ki bir süpürge programa gidilir mi demişlerdi. Ben onlar gibi küçümsemedim, geldim. Bak şimdi altınlar geliyor. Evet, bu oradan bana o mesajı vermek istedi. Kırgarın içinde sürpriz sürpriz altıncıklar. Kadir'in gözlerinin içi parladı altınları görünce. Yani birkaç tane daha çıksaydı herhalde Kadir'i içeride tutmamız mümkün olmayacaktı. Sevinç nidaları atıp dışarılara koşardı. Hadi mutfağa geçelim. Mutfağa geçen kombinin üstü var. Buyurun Kibriye Hanımcığım. Altınlarımla evinizi temizleyeceğim bugün. Diğerleri de cekette kaldı. Kibriye Hanım biraz sessiz ve sakin duran bir bayandı. Bugün de telaş yapar, heyecanlanır diye düşünüyorum. Evet, şimdi hemen halımızı kaldıralım efendim. Şöyle bir yuvarlayalım. Bürge makinesini getirelim Kadir Bey. Temizliğimize Kibriye Hanım'ın mutfağında devam ediyoruz. Kadir kombinin üstüne girişiyor. Annenler falan Sivas'ta mı, buradalar mı Kibriye abla? Annemler hepsi Sivas'ta Kadir Bey. Neresinde Sivas'ın? Sivas'ın Zara. Zara ilçesindeler. Buradan selam gönderelim bütün bak Sivas'a, bütün Sivaslara. Siyah saçın donan donan, boynunda kurbanın oğlum. Senden başka yarı seversen, bu ellerde nasıl duram? Sivas'ın yollarına çıkayım dağlar. Peki siz niye Sivas'ta hiç durmuyorsunuz? Biz durmayız, her yerdeyiz. Neden bu Sivaslar Sivas'ta durmuyor? Evet, ah keşke dursalar Kadir Bey. Hem çok seviyorsunuz, hem hasretle yanıyorsunuz. Çekiyoruz ama gitmiyoruz. Gitmiyorsunuz. Ben anlamıyorum sizi. Her hasretlik seviyorsunuz siz Sivas'ta. Evet Kadir Bey. Bak bulaşıklığın tertemiz, bir tane kararma, bir tane o altta bazen böyle yosun oluyor, onlar yok. Burayı nasıl unuttum ben de şaşırdım açıkçası. Olabilir Kadir Bey. Benim biraz katamam biraz sürpriz oldu son dakikaya. Onun için bir şey yapamadım çok. Sizi okutmamışlar galiba, bir anlatır mısınız? Büyüklerine yazık ki. O zamanlar. Evet. Kaça kadar okumuştun Kibriye abla normalde? 5'e kadar okumuştum Zara'da. O zaman zaten zorunlu 5'e kadar. 5'ten sonrası istek, yani isteğe bağlıydı. İstek vardı ama bizim şeyde Zara'da şey vardı, sadece bir okul vardı. Dediler işte gitmesin, kız çocuğudur, esetektir, yalnızdır, kim başında duracak. Öyle ben okumadım. Ama kız kardeşlerim okudu. Onlar niye okudu? Onlar eksik etik olmadı mı? Onlar o zaman o köy okulu kapandıktan sonra Şerif Yenayi bize okul taşıtı geldi. Oraya gittiler. Onlar biraz daha lükse gittiler. Ben biliyorum ilk servis bedavaya gelmişti. Çocuğun yanında muhabindi çünkü. Dış ses her yerde, her yerde bir uzayda yok. Hayallerimden işte açık öğretim okuyoruz. Olursa gastronomi düşünüyorum. Durum neyi gösterirse tabii ki kız çocuk annesi olduğum için kızım annesini örnek alsın. Bir anlatır mısınız nereye gittiniz de sen okumadın cahil kaldın dediler de siz de heves edip okudunuz. Ben okulda hangi iş için başvurdun? İşte temizlik için şey yaptım. Baktım çok yükseklendi bana işte sen hani busun. Nasıl ya? Küçümser gibi mi? Üstten mi baktı? Evet. Ne gibi bir cümle kurdu da senin cidden bam teline vurup yeter artık dediğin kısma geldi? Ya sen dedi ki çay kahve işi yapacaksın. Diğer işlere karışmayacaksın yani. Kimseye yön göstermeyeceksin, yer göstermeyeceksin. Kimseyle muhatap olmayacaksın. Muhatap olmayacaksın dediler. Neden diye sordunuz? Sordum. Neden diye sordum listes. Ne dedi? İşte eğitimsizsin. 5'e kadar okumuşsun. Eğitimsizsin. Evet, sen anlamazsın, insanlara kötü davranırsın mı dedi. Şey, o işe devam ettin mi? Yok, çıktım. Ailemin desteğini alıyorum okuma konusunda. Eşim olsun, kızım olsun. Bizim zorlu bir etabımız var. Yalnız kızın için o etabı da başarman gerekiyor. Her şeyi yapar mısın? Yaparım Kadir Bey. Yapamazsın sen onu. Tamam Kadir Bey, yaparım. Sen kim? Etap yapmak kim? Etabı yaparız Kadir Bey. Bu gazla Kibriye abla daha nerelere gider? Gideriz Kadir Bey. Etabı nerede yapıyoruz? Bir yerde yapacağız. Bulacağız bir yer. Hadi bakalım geçiyoruz efendim. Çılgın kadın Kibriye etapta. Etapta Kibriye'nin hızlı olabileceğini düşünmüyorum. Yapabileceğini de düşünmüyorum. Buyurun efendim. Buyurun Kibriye Hanım. Acaba bu banyoda bizi nasıl bir sürpriz bekliyor? Nasıl bir sürpriz? Tavanlarla ilgili olabilir. Duvarlarla ilgili olabilir. Tavandan ne? Ejderha mı inecek aşağıya? Bilmiyorum ki Kadir Bey. Yere doğru bir eğilelim lütfen. Çamaşır makinesinin kapağını açın. İçindekini alın. Kadını okumaktan soğutacaksınız ya. Çanta. Çanta ama nasıl bir çanta? Ay. Çocuğun çantasından nar ekşisi patlamak. Be bu nasıl? Öyle bir şey. Her taraf pastel boya. 2 kova suyum var. Evet. Sadece 5 dakikam var, bir de orada yağ sökücüm var. Hazır mısın? Kafanızı çarpmayın ama. Bunu hatta biraz şöyle kısalım. Hazırız Kadir Bey. Hadi bakalım o zaman. Kibriye Hanım çantayı direkt suya bastı efendim. İş bilen kadın. Evet ama hızlı olmamız lazım Kibriye Hanımcığım. Kibriye Hanım tüm hamaratlığını bu sefer kirli okul çantasında gösteriyor. Ne durumda? İyi gidiyor Kadir Bey. Çıkar mı sence? Çikilemeye çalışıyorum. Okuyamazsın diyenleri düşünün hadi. İnadına yapmışlar. Düşünüyoruz siz. Kibriye Hanım kirli çantayı temizlerken bakalım kendine pratik bir yol bulabilecek mi? Hadi bastır. Bana yemeğini hiç dayamazsın tadıma. Sanki sırtındaki bağcıklarda leke var. Bak şuralara, bak şuralara. Evet, oh. Yeşilime yeşerir, yeşil yere döşenir. Senin gibi güzeli sevmeye kim üşenir? Yol verin dumanlı dağlar. Söyle canım ayrılık mı var? Haydi köprünün altında büngay ben buldum. Hoplama halimem ben buldum. Hop. Cortlama halimem ben buldum. Çat. Cortlar şu çantayı ya. Galiba bitti Kadir Bey. Bitti mi? Durdurayım mı süreyi? Evet bitti. Tamam süreyi durdurun. Bir daha batır çıkar Kibriye ve deterjanı gitsin. Tamam çıkar şimdi. Sessiz atın çiftesi pek olur diye düşündüm ama görünce yanıldım. Fermuarların dişlerinde falan da kalmamış. Süre önemli ama. Süre tabii ki de önemli. Evet Kadir Bey. Atalım o zaman onu. Atalım. İçine bir de kuru bez atalım. Atalım. Onu. Kapatalım Kadir Bey. Tamam hallederiz onu. Hadi gidelim şimdi. Hadi gidelim Kadir Bey. Menüyü bir sayar mısın? Değilse mutfakta sayarsın. Ben sabah altınlardan dinleyemedim. Çünkü evet. Buladıma hatırlıyorum. Sabah madıbak tavuklu dediniz. Tavuklu demeyecektim ama tavuklu çıkmış galiba. Öyle çıktı. Kuzu yok. Kuzu fırın güveç. Sen sabah ne dedin? Tavuklu demişim. Anlamadılar onlar da. Tavuk köylüsü güvecimiz olacak fırında. Ben sonra tavuklu değil diye söyledim. Tamam peki hadi o zaman gidelim efendim buyurun. Kibriye mutfakta heyecan yapmazsa yapabileceğini düşünüyorum ama heyecan yaparsa yetiştiremeyecek. Kadir Bey'le hem yemek yapacağız hem eğleneceğiz hem şarkı hem türkü söyleyeceğiz. Kibriye Hanım masada nasıl yorumlarla karşılaşacak? Madımağı da iyi pişmiş ama lezzeti yok. Daha önce hiç madımak yememiş, madımağıma yorum yapıyor. Mutfakta sesiniz buraya geliyordu. Hülya Hanım. Evet. Mutfakta konuşacağına gelseydi masada yüzüme karşı söyleseydi gerçekten tepkim o kadar büyük olmuyordu böyle. O bana dedi siz abartıyorsunuz. Demek ki ben hala savunuyorum. Gerçekten siz çok abartıyorsunuz. Ben sizi günümüzde çok merak ediyorum. Geldi. Bak bana yağsız geldi, size yağlı geldi. Yemek de aynı şekilde anlatabildim mi? Nasıl yemek yapacak bilmiyorum. Siz benim tabağımdaki hani şey yaptığınız için demiyorlar söylüyorum. Ki bakın şunlara, yani bunlar hep patates. Hangi yemek olursa olsun tuzsuzsa. Pilava da atar. Pilava bana tuz eklenmez. Hülya Hanım ben sizin yemekten anladığınızda şüpheliyim şu anda. Gerçekten gününüzü artık dört gözle bekliyorum. El lezzeti var mı yok mu? Çok yok. Ben bayağı bozuldum, İyi ki doğdun Kadir. Hepsi ve çok daha fazlası birazdan Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim'de. Evet sevgili seyirciler biz hazırız efendim. Madımağımızla, Sivaslı Kibriye ablamızla muhteşem yemeklerimizi ortaya çıkaracağız. Bugün iftara Sivas lezzetleri yapacağız. Evet, siz de hazırsanız kağıdı kalemi hazırlayın. Şu an arkamda kuru bir madımak görüyorum. Bu kuru nane gibiymiş. Evet. Ne olacak bu? Haşlanacak mı? Bu haşlanacak. Şişiyor mu sonra? Şişiyor Kadir Bey. Ha, kına gibi kokuyor. Kına gibi. Evet resmen kına gibi kokuyor. Bundan çorba yapacağız. Kuşbaşı et görüyorum. Sebzelerimiz var. Evet Kadir Bey. Peki planlamanı yapmışsındır eminim. Yaptım. Kendince güvecimiz de var burada. Evet Kadir Bey, güvecimiz de var. Güzel bir güveç pişireceğiz inşallah. Ana yemeğimiz güvecin içinde olacak. Evet. Hazırsın. Hazırım. 2 saatin içinde döktürelim. Başlatalım o zaman süremizi. 3, 2, 1. Hadi benim güzel ablam başlayalım. Ne yapıyoruz şimdi? Önce şerbetimizin tatlısını şey yapacağız. Şekerini, şerbetini koyacağız. Ben alayım tenceremizi. Tatlımız neydi bu arada Kibriye abla? Kalbura bastı tatlısı Kadir Bey. Kalbura bastı. Kıyır kıyır şöyle. Yapabilirse güzel bir tatlı ama tabii ki bunun şeklini verebilecek mi? İçinin cevizi az olursa lezzetli olmaz. Şerbetini çekecek mi? Kaç bardak şeker koyuyoruz Kibriye abla? 3,5. 3,5 şeker. 2,5 da su Kadir Bey. O bayağı bal olmuyor mu? Yok Kadir Bey. 3 koyalım bence. 3 koyalım abla ya. Tamam böyle. Kadir Bey çok şey oluyorsa. Biliyor musun kaynayınca çok şey oluyor böyle kristal oluyor. Sen Kibriye Hanım'ı boş ver. Sen ne yapıyorsun abla? Ben de bir yandan çorbamın şeysini yapmak istiyorum Kadir Bey malzemesini. Tamam şekeri şöyle önce bir açalım. Direkt ocakta altı tutmasın. Kalbura bastı zaten çok bilindik bir tatlı ve kolay bir tatlı. Onun da gevrek sertliğine bakacağım. Tamamdır. Şerbeti koyduk. Evet Kadir. Bu etler ne olacak? Güveçte biraz kavrulacak evet. Etler. O zaman güveci ben ateşe koyayım. Evet Kadir. Kısır hemen etlerimizde yavaştan ekleyelim içine. Kibriye Hanım bize içeride tavuklu dedi ama etli yapıyormuş ki bir davet masasında zaten tavuk olmaması gerekiyor bence. Şimdi bu yemek güveç yemeği. Evet güveç yemeği Kadir Bey. Kuzu güveç mi? Kuzu güveç. Kuzu zaten yağlı olduğu için çok yağ atmıyoruz tamam. içine. Kuzudan yapıyorsa inşallah kuzu kokusunu almayız. Onun kokusunu hafifletecek bir şeyler düşünmüştür. Madımak çorbası nasıl yapılıyor anlatır mısınız? Öncelikle soğanımızı soteliyoruz. Sonra içine pastırmamızı atıyoruz. Aa pastırma da evet. Madımak çorbası çok çeşitli yapılıyor. Nohutlu yapılabilir, pastırmalı yapabilir. Genelde meşhur olan pastırmalıdır. Pastırmalı Sivaslar daha çok tercih eder. Pastırmalı olabilir. Tereyağının üzerine pastırmayı vuruyorsunuz sonra? Bulgurumuz var. Yarım çay bardağı bulguru ıslatmadan mı atıyorsunuz? Önce soğanı tereyağımı kavuruyorum. Sonra da soğanlarımı soteliyorum içine. Onu anladım. Pastırmayı koyuyorsunuz. Ondan sonra bulguru koyuyorsunuz. Sonrası mı? Sonra birazcık onu kavuruyorum. Sonra suyumuzu ilave ediyorum. Madımakları ne zaman koyuyorsunuz? Onu da bir 5-10 dakika sonra atıyorum içine. Anladığım kadarıyla şişiriyorsun, sıkıyorsun. O yağ su evet. Ispanak gibi düşün. Madımak çorbasını daha önce bir kere yedim. Bunun nasıl olacağını da önemli. Etli mi yapacak, yoğurtlu mu yapacak ya da sadece otlu mu yapacak onu bilmediğim için bir şey diyemiyorum ama inşallah güzel yapabilir diyorum. Bu madımağı Sivas'ta topluyorlar. Böyle evet. Tarlalara seriyorlar, örtülerin üstüne bağ bahçeye kurutuyorlar. Çünkü kışın mı yok, yazın mı yok bu madımak? Bunu yazın topluyoruz Kadir Bey. Kışın ister buzluğa atıyorsun, ister kavanozda, istersen böyle kurutuyorsun. Niye bu kadar çok seviyorsunuz bu madımağı? Niye sevmesinler? Madımaksız bir yemek yani. Ama şey Sivaslılar için çok önemli bir şey. Yani Kayseri için mantı neyse, Rize için hamsi, Trabzon için balık neyse, İzmir için lokma, İzmir için bomba neyse Sivas için de madımak o. Sana o kadar söyleyeyim. Madımak için kurşun atar kurşun yerler. Giresunlar nasıl ısırgan çorbası için? Bunlar da aynı şey. Kız sen de övsene biraz. 40 yıllık Zaralı gibi ben anlatıyorum burada evet, madımağı. Evet. Bunun madımak güzel, lezzetli, vitaminli. Ana çöpün üstüne oturdum. Ay, Allah beni kahretmesin. Tabure diye çöpün üstüne oturdum. Yerini buldun. Ama unutma altını çöpe atsan da altın altındır ya. Lafın altına kalır mı? Hadi etimizi ekleyelim ablam. Şöyle bismillahirrahmanirrahim inşallah. Çatalhöyük'te ilk akşam. Toprak güvecimizde etimizi pişiriyoruz. Bu böyle kavrulacak. Evet Kadir Bey. Soğan birazcık iri geldi sanki Kadir Bey. Tahtamda dar biraz. Çorba burada gelişi var abla. Burada büyük tahta var. Sen ver bana ben sana ince kıyayım tamam. Şurada. Sonra hanımlar şey yapmasın söylenmesin. Hanım olmaya gerek yok. Erkek başıma ben de derim kalın olmuş diye. Senin doğradığın soğanlar gibi doğradı baksana. Dün Filiz Hanım'ın kıymaların içinde bu kadar büyük soğanlar vardı. İnşallah bu çorbada da o şekilde görmeyiz yani. Şu anda Hülya Hanım yarışmadığı için basit zannediyor. Ben onu gününde göreceğim. Onun menüsünü gördükten sonra ona cevap vereceğim. Buyurun efendim soğanınız. Çok teşekkür ederiz. Bir yandan da kuzumuzu kavuralım. Bizim ara sıcağımızda ne vardı siz? Patatesli hengel. Ha hengel. Yoğurtlu pazı ne abla? Hengelin yanına. Yoğurtlu bir şeyler gider. Evet. Yoğurtlu pazı hengelin yanına uymuş. Çünkü hengel kuru olduğu için yanında bir yoğurt eşlik ederek bence onu tamamlamış. O zaman senin hengeline patates haşlamak lazım. Evet Kadir Bey. 2 tane de patates bari haşlayalım da dursun kenarımızda. Osmanlı'da patates var mı? Var canım olmaz olur mu? Osmanlı'da domates yok patates yok. Bunlar neyle yemek? Bütün gün bıldırcın mı pişiriyorlar? Değil mi kız abla? Osmanlı'da patates vardı herhalde değil mi? Varmış tabii. Yani koskoca saray mutfağında patates olmaz olur mu? Bu çiftçi ne ekip ne biçiyor? Boyuna buğday mı biçiyor bunlar? Çatalhöyük'te bile patates bulurlar vallahi gitseler. Patates. Aa bir yerin tatlı patatesi vardı. O nereninde? Yaklaştın. Dur. Tatlı patates ilk patates zaten. Avustralya, Almanya. O da mı değil? Kadir Bey bunları bana soyar mısınız efendim? Getirin soyar efendim. Soğanlarımız pembeleşti şu an pastırmamız için. Benim soğanlarla bir ilişkim yok evet. Abla. İstediği rengi bürünebilir. Tamam. İçine ne koyuyorsunuz? İçine pastırmalarımızı ilave ettik. Oh. Peki bu size özgü, ailenizde pastırmalı mı? Genel Sivas'ın hepsinde pastırmalı. Önceden pastırmayla, sonradan değişti. Kimi kuzu eti, kimi dana eti, kimi kemikli et kullanıyor. Ama bunun eskisi... Pastırma. Madımak çorbası. Hiç tatmadım ama bildiğim kadarıyla Sivas usulü de yapacaksa eğer içinde pastırması olması gerekiyor. Kemikli eti olması gerekiyor. Aa bak. Ne oldu bakayım? Suya koydu bunu. Şarkısını söyle hadi. Eke tüke sakalı oymadımak. Kuş kuş yenmeyi oymadımak. Eke tüke sakalı oymadımak. var. Sivas'ın milli yiyeceği efendim. Evet. Şimdi patates, 2 tane miydi kızım? Patates vardı büyük. Patates 4 adet olacak Kadir Bey. Tamam. Yıkayayım, doğrayayım bunları. Evet. Geliyorum şimdi oraya. Patlıcanları da yapalım. Patlıcanı buna yatıralım. Patlıcanı nasıl yapacaksın abla? Küp küp. Ana yemekteki beklentim sadece etle mi pişirdi? Ekstradan o güvece bir şeyler ekledi mi? Çünkü bazı yörelerde güvecin içine atıyorum patlıcan da koyulabiliyor. Doğrama işlemimiz bitsin. Acayip sürprizlerle devam edeceğiz. Bugün çılgın bir bölüm sizleri bekliyor efendim. Kadir Bey, itiraf ediyorum. Bugün çılgın sürprizlerimiz var size. Programa altınlarla başladık ama o altınlar işin maddi tarafı. Bir de bu işin manevi tarafı var. Maddi tarafı iyiydi. Keşke öyle devam etseydi ya. Nasıl bir manevi taraf acaba? Şok olacaksın. Kadir Bey bugün... Bu adam bana şok olacaksın dediği zaman ben kesinlikle şok oluyorum ama hiç iyi şok olmuyorum. Kadir Bey siz bugün sürprizlere doymuyorsunuz. Evet, sürprizlere doymuyorum da sanki bu saatten sonra iyi sürpriz mi gelecek bilemedim. Aşırı duygulandıracak acayip sürprizlerim var. Allah Allah, duygulanacağım ne sürpriz olabilir ki? Şimdi Kadir Bey madımağımızı ilave ettik. Benim de sevdiğim insanlar. Kesin o zaman benim akrabalarım ya da ailemden değil. Senin sevdiğin insanlarsa bizden alakası yok. Şu an hayatta olmayabilirler. Küçük sürprizlerimiz var Kadir. Allah Allah. Şimdi beni de meraktan seyirci gibi, eminim seyirci de meraklanıyordur. O yüzden ekran başından sakın ayrılmayın. Beni sakın yalnız bırakmayın. Evet, hıngel hamuruyla karşınızdayız. Yalnız bir şey dikkatimi çekti. Normalde unun içine tuz atıyorlar. Sen suyun içine tuz attın. Evet Kadir Bey. Kadir Bey ben ona biraz daha su alabilir miyim? Programda ilk defa suyun içine tuz atıp hamur yoğuranı gördüm. Evet. Biz öyle yapıyoruz. Bakma öyle kadının püf noktası. Biz öyle eşik yapıyoruz. Her yere dağılıyor. Daha mantıklı. Şimdiye kadar niye aklıma gelmemiş bu benim? Kibriye Hanım'ın zaten sesi pek çıkmıyor. Yani Kadir inşallah onu o enerjiyi verir. Çünkü hiç enerjisi yok yerlerde. Kadir Bey ben bugün biraz şanssızım galiba. Ocak yönünde biraz benim bu... Valla ocak senin ocağın. Evet, bizi mi gördü de kısıldı? Bilmiyorum ki. Ağır ağır yanıyor. Çok ağır ağır yanıyor. Şu var ya bak, şunda harlı ateşle bu kadar geç oldu. Demek o ocağa koysaydık hiç pişmezdi bu. Patateslerle küp küp mü olacak? Evet, küp küp. Güveç malzemesi doğruyoruz. Evet. Şimdi güveç dediği için birçok şeyi kapsıyor. Hani patatesi, patlıcanı var mıdır? Biberleri, soğanları, sarımsağı. İçindeki koyduğu şeyler erimiş mi, erimemiş mi? Ona göre puanımı değerlendireceğim. Kibriye Hanım etli fırın güvecini, salçasını ve tuzunu atıyor. Patatesleri de ilave edip karıştırıyor. Madımak çorbamız pişmeye devam ediyor. Kadir ara sıcaklarımızdan olan yoğurtlu pazının pazılarını hazırlıyor. Benim neyim vardı? Ben hamur yapacaktım. Hamur yapacaktınız, attınız onu. Hamuru koydum legene gör başıma. Hayır o değil. O şey hamuru, mantı hamuru. Kalbura bastı tatlısı. Dış ses bey. Tamam anladık. İyice kapat onun ağzını, hamur kabuk bağla. Kızım bizim şeffaf leğen, onu verme bizim şeffaf leğenimiz. Kızım nereden çıktı? Annem yaşındaki kadına kızım diyorsun ya. Tamam getir onu da. Şunu şöyle alalım ki. Aman hanımefendi dikkat edin. Devireceksin Allah göstermesin. Evet. Şunu şöyle alalım ki. Kuzeyde pahalı. Tam da adamın arkasına koydunuz. Ay Kadir Bey dikkat edin. Tabii ki ben onun arkama. Tamam teşekkür ederim. Şöyle kalsın Kadir Bey. Şimdi Kadir Bey hamurumuzu şey yapacağız. Kalbura bastı, yani çok basit. 2 dakika hamurunu yoğuracak ve tepsiye dizip, önemli olan burada şerbetini güzel çekmesi ve kıtırlık olmaması. Bunlara dikkat edeceğim. Dış ses bey bizim irmik nerede? Nerede bilmiyorum efendim. Bak tezgahın üstündedir abla. Şu an göremiyorum, şu an göremiyorum. İrmiği göremiyorum. İrmik görünmez oldu. O tasların içinde yok mu irmik? Yok. Kalbura bastığımızı imliksiz de yapabiliriz Kadir Bey. Aa, olmaz. Hazır mısınız bunu yapmaya? Hazırım. Cesaretin var mı aşka? Sus seni gidi doğum günü çocuğu. Ama yoksa yani şimdi ne yapabiliriz ki Kadir Bey? Bakkal yakınsa arkadaşlarımız alsınlar. Bakkal hemen köşede var. Aldıralım o zaman. Tamam irmik alınacak zaten. Sen bak kalbura bastın irmiksiz yapayım. Tamam o zaman alın, biz o zaman başka bir şey yapalım Kadir Bey. Şimdi pazayı koydum kavruluyor. Hıngelin patatesi haşlanıyor, hıngel açılacak, o daha duruyor. O açılacak. Çorba pişiyor. Ana yemek zaten güveçte. Evet. Da burada. Pilavımız var. Ha pilavım var. Evet. Pilava da ocak yok şu anda. Kadir kapat gözünü. Yeni bir hediyemiz geliyor. 3, 2, 1. Buyurun efendim. Kadir Bey sabahki sürprizden sonra bilemiyorum artık. Bu ne? Aa bucu bucu. Erkek adama alınacak hediye mi bu kırmızı kalpli ayı? Sevgililer günü mü bugün? Benim doğum günüm. Allah bilir evdekini getirdin. Hadi gözün çıkmasın senin. Aa öyle şey yapar mıyım ben hiç? Kilimler dolu ya, fermuarların içine bir şey koyuyorlar. Ola pek de çirkin. Kadir ne yapıyorsun? İçinde bir şey vardır diye elliyorum. Utanmıyorsun değil mi? Sana gidip hediye almışız. Hediyeyi beğenmeyip içinde bir şey var mı diye kurcalıyorsun. Bak şunun güzelliğine bak. Allah aşkına ama bu bu bana göre hediye mi? Vallahi sarı toz bez alsa daha iyi işime yarardı. Ne yapayım ben ayıyı? Bak kalp nasıl sallanıyor bak. Pıt pıt atıyor kalbim. İçinden ne çıkacak acaba? Acaba ne çıkacak içinde Kadir Bey? Onun ağzından yüzünden mi? Kadir Bey geliyor size. Duvarda eylek mi olur? El kızı melek mi olur? Güreşe gidiyordum az daha. Oraya koymayın dedim size. Abla dur, dur. Sen bana bırak. Kadir Bey biz... Teşekkür ediyorum Kadir tekrar Bey, yani. Aklına geldi hayret. Kadir Bey bir sarımsağını attık mı onu? Attım 2 tane sarımsak tamam. Attım. Doğum günü hediyesi alıyorum. Sen bana sarımsak soruyorsun ama abla ya. Ne yapsın hanımefendi yarışıyor. Şimdi asarım bizim şey geliyor mu? İrmiğimiz geliyor mu? Geliyor tabii. Çocuğu gönderdik. Ya bunun içinde bir şey mi var? Bak bunu sakın kimseye verme. Bak ha. Şimdi öyle dersen ama bunun içinde bir şey var derim. Yoksa ben bunu gidince Nayda ablanın çocuklarına falan veririm. Sakın. Neye geçiyoruz şimdi? Şimdi patatesimizi süzüyoruz Dıstes Bey. Allah'ın adını verdim. Ne yapıyorsun ya? İçinde var mı diye bana. Bakıyorum. Röntgene götüreceğim en sonunda devlet hastanesine. Kız abla. Efendim sence ne var bunun içinde? Gel gel irmik geldi. Ne kadar dökeyim? Yeterli mi efendim? Tamam. Ha, irmik de döktün tamam. Döküyorum. Bunun şerbeti hala kaynıyor mu? Onun şerbeti bitti Kadir Bey. Onu bahçeye soğumaya aldık. Kadir Bey ayı şimdi dile gelecek. Dile gelse de ne olduğunu söylese bana. Kibriye Hanım'a yardım et. Bırak artık onu. Evet. Tamam pardon. Ne istedin benden abla? Siz böyle yavaş yavaş bunu dökün de ben böyle yavaş yavaş bunu yedirim. Onu şey yapayım. Bunun içinde ne var? Kabartma tozunu. Sıvı yağ koyduk. Tereyağı koyduk. İrmik koyduk. 2 tane yumurta kırdık. Kabartma tozu, vanilya. Şimdi ununu ekliyoruz. Şöyle hafif hafif. Kadir Bey bugün elime çok çalıştınız. Evet bugün yağ sökücü eline, o elin bereketli senin o yüzden. Sizin burada bir bahçe var. Şurada az önce kapıyı açtım da çıktım. Yazın falan orada toplanıyor musunuz? Evet mangallar falan yapılıyor. Ketemete. Evet. Hayır, bak sana bir şey değil mi? Bu ev yıkılırsa siz çok üzülürsünüz. Sen Sivas'ı seyret yar ben de seni, yar ben de seni. Çıkalım kaleye bir akşam üstü, bir akşamüstü. Bu türküm size gelsin doğum günü. Çok acıklıydı. Gel ha gönül havalanma. Gel ha gönül havalanma. Engin ol gönül. Hah, bu da size dertli bir türkü. Sanki böyle çocuğumla kapının önünde kalmış gibi izledim. Siz o televizyonda güzel filmler var. Hiç utanmıyorsun değil mi hanımefendiyle dalga geçmeye? Hayır sesin güzel bu arada. Sesinizle dalga geçti efendim. Galiba öyle oldu da sesin. Kız sen ne ha? Vallahi yanlış hanım ben ayıya odaklanınca sesine odaklanamadım. Birazcık daha un isteyebiliriz. Un ver un. Tamam tamam. Hadi bir tane daha söyleyin. Yok, bir tane daha söyle. Yok, söyle. Ölümü gör Allah'ın adını verdim. Bir tane daha patlat ikisi kalbura basın güzel gidiyor. Allah'ın adını verdi söyleyin bir tane. Düşünüyorum repertuarım biraz karabalık ya benim. Kadir Bey lütfen rica ediyorum efendim. Bekliyorum efendim tamam. Bekliyorum. Kadir Bey ben size şimdi siz orada bana noktalar yapıyorsunuz ya efendim. Ha, acısını çıkartacak şimdi onu. Evet patateslerimizi efendim buyurun efendim. Tamam sana gene veda ediyorum aklım sende. Sen türkü söylerken ben de bunları izlerim. Akşam olur karanlığa kalırsın. Akşam olur karanlığa kalırsın. Derin derin sevdalara dalarsın. Gelin, sevdalı gelin, öldürdün beni. Teşekkür ederiz. Bu parça da sizin yine size hemen ödüyorum. Teşekkür ederim. İleride eşinize söylersiniz. Der ki böyle bir ablamız vardı. Şimdi evet. Ablam vardı Sivaslı. Bu arada ben yarışmacıları unutmuyorum cidden abla. Yani bak kaç zaman geçiyor gene de anıyoruz. Sen de anılacak bir kadınsın. Şimdi Kadir Bey mazımağımız az kaldı pişti. Şimdi hamurumuzu açacağız. Tamam patatese soğan salça girecek mi? O patatese baharat girecek. Getir abla atalım. Hingenin içine baharat girmez. Sadece soğan ve patates girer. O yüzden onun açması önemli. Çok kalın açmaması gerekiyor. Çok ince de olmaması gerekiyor. Servis ederken de onu tereyağıyla servis etmesi lazım. Bunlara dikkat edeceğim. Bunları güzel yaptıysa ona göre puanlamamı yapacağım. Sayın seyirciler bütün hızımızla devam ediyoruz. 1 saat 5 dakikamız geçti. Hanımefendinin 55 dakikası kaldı. 55 dakika içinde sofra, tatlı, pilav ve pazına soğanları var. Bir de mantı haşlanacak. Şunu bir açtık mı tamam. Kibriye Hanım 55 dakika kala patatesli hengenin hamurunu açmaya başlıyor. Açılan hamurlar kare kare kesiliyor. İçlerine patates harcı konuyor. Üçgen şeklinde katlanıyor. Ve Kibriye Hanım kalbura bastısını hazırlamaya başlıyor. Ha, tutmadı o. Kocaman cevizi içine sokuşturmaya çalışırsanız öyle olur. Şunları ikiye kırsanız hanımefendi. Ya onun ana şeysi tek cevizli olması. Doğru. Oh 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 oh. Şuna bak Kadir. Oldu mu? Kayıkçının küreği gibi oldu. Ama... İki tane koyana kadar bir tanesini ortadan bölüp koyuyor. Ama şey bizde şey ya ceviz Kadir Bey bir tanesi olması şart. O zaman biraz hamuru büyük tut. Yine mahvettiniz. Yine mahvolduk. Olmazsa parçalarız. Böyle bastırarak yapmayın. Şov yapma diyor. Basmadan çekin. Dallara bastı kiraz. Gel ama bana biraz. Ama ne kadar güzel çıktı. Ama cevizi koyarken mahvoluyor hepsi. Kıracağız şimdi cevizimi. Kıracaksınız ama şimdi kalbimi. Dıstes Bey bize ceviz kırabilir misiniz acaba? Efendim bizim oralarda bunu bütün koymak önemlidir. Ama şimdilik yani öyle de hamurumuz bozuluyor. O zaman Kadir Ezildi gibi yapacaksınız. Buyurun. Bakalım. Ha, cevizler de ama iri dıstes istiyorlar. Ama en azından çevirdiğimde dar kaldıramam. Ha, evet, birazcık büyük oldu ama. Ya neresi büyük? Sen o mantılardan sonra sakın evet, büyük kelimesini kullanma. Aynen katılıyorum Kadir Bey. Şşt. Bir şey demedim ya, güzel yaptık yani iri iri oldu. Su ısındı efendim. Evet, su ısındı, pilavımızı yapacağız. Kadir Bey ben o zaman tatlıyı size mi bıraksam? Yani. Bence sen pilavını sal. Evet. Kadir. Zaten önemli olan hamurunu yapmak ki sen yaptın. Pilav bildiğimiz pilav, ben bunu her gün evde yapıyorum. İnşallah tadı tuzu güzeldir. Evet, sen şu büyük sürprizi söyle hadi. Aa, kusura bakma, onu birazdan yapacağız. Televizyon tarihinde bir ilk. Yapay zekayla falan bilgisi var mı bunun? Kadir! He. Bak çok duygulanacaksan yapmayalım. Ne yapacağım? Eski fotoğrafları böyle konuşturuyorlar ya hani. Aa Kadir Bey size şey yapmışlar, sürpriz yapmışlar. Nasıl o? Yapmayacağım tamam yapmayacağım ağlama lütfen. Kadir Bey ağlamayın. Kadir ya! Şey nerede benim süzgeçlerim neredeydi? Sana da teknolojik bir şeyler yapılmıyor ha. Ağlıyor. Kadir Bey ağlamayın lütfen. Bak bugün sizin doğum gününüz. Bugün bizdesiniz. Yok canım mutluluktan ağlıyorum. Kıyamam hadi ağlama ağlama. Kaç para verdin ona? Hiçbir şey vermedim. Ben sana hiçbir şey vermiyorum. Seni böyle görüşeyim mi? Hemen stilimi değiştiriyorum. Değiştirme ben çok özledim iyi gelir. Hayır hayır. O özleminizi gidermek bize düşmez Kadir Bey. Kadir Bey üzmeyin bizi lütfen. Evet Kadir üzdün bizi şimdi. Ne yapayım işte arada bu Kadir de üzülüyor. Kendi başına üzül. Niye güldürürken güldürüyorum da ağlamaya tek başıma mı ağlayayım? Kibriye Hanım malzemeniz yetmiyor. Daha abla bu tatlı. Dur abla kişi başı kaç tane vereceksin? 2 tane. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Yani? Asal sayı bölünmez. Hayır bize yetiyor mu? Yetmiyor. Kaç olması lazım? 12 olsun. Ha, 11 bir tane daha yapmam lazım. Ha, ya bu benim yapayım. Ocağım bugün yanmıyor. Senin bugün o ocağın bizi veremetti. Yanmıyor. Sanki hep yanıyormuş gibi. Bizi gören de hep böyle söylüyor. Ya o ocak bilmiyorum. Sen bize şey doğalgazı mı kesti abla? Dış ses Bey ben anlamıyorum hakikaten. Ben bir şey yaptım mı hep bir şey giriyor. Bir şey olacak yani. Göz nazar. Tatlı fırına girdi. Tamam tatlı. Aa bunlar fırın üstüne yalnız pişer. Ha evet. Tamam sen pilavı kavuruyorsun. Evet. Ben pilavı kavurayım, sen koş sofranı kur. Tamam. Sofranızı kuracak mısınız? Soframızı kuracağız. Ben de Kadir Ezildi'ye öteki hediyemi vereyim bari. Aa ben yokken vermeyin lütfen Dıstes Bey. Meraktan ölürsün. Siz olsanız da olmasanız da bir şey fark etmiyor. Kız abla sen beni güldürdün, Allah da seni güldürsün. Bunun içinde bir şey var mı yok mu? Bak ona göre eve giderim mi derim de... Hediyeye nankörlük olmaz. Buyur canım. Kadir Ezildi hediyelere doymuyor. Gün geçmiyor ki Kadir Ezildi'ye yeni bir hediye verilmesin. Aa, çok severim pijama takımı biliyorsunuz. Hayattaki en büyük sevdam pijama Çalgıcı karısı bir naz, esnaf karısı bir naz. Altınlarım dizi, kıskanmayın fesatlarım bizi. Şu Türk televizyon tarihinde kaç programda sunucunun doğum günü altınlarla kutlanıyor efendim? 1 gram daha geldi. Keşke hep böyle gramlar alsam, hep gram alsam. Kaç gram oldu? Şu an 7 gram oldu. Yatarken de altınsız yatma dedik. Sağ olsun yapım şirketimiz bunu da düşünmüş. Teşekkür ediyorum patronlarımıza. Tatlı rüyalar göreyim inşallah. Çok teşekkür ediyorum efendim. Kesenize bereket. Evet, son dakikalar. Ablam salatan neydi senin? Çoban salatası Kadir Bey. Çoban salatası. Bence iyi bunun için. Daha kavur. Öyle sevmiyorum. Ama o da dış sesli yağını yakıyor. Abla bir de tereyağını başta koymuş. Arpa şehriyeli pilav arpasının yanmaması gerekiyor. Ona dikkat ederim. Diri olmaması gerekiyor ve lapa da olmaması lazım. Onları hepsine dikkat edeceğim. Kibriye. Kibriye geliyor. Kim bilir bu gidişine dönüşü olacak. Dönüşüm hadi olacak, hadi, dönüşüm hadi, olacak hadi, hem abla, gel. Hem Hemen neyse, geliyorum Kadir Bey, hemen geliyorum. Ay yanlış yaptı. Ufkunda batan güneş bu sabah doğacak mı? Kalben ne kadar dertli olacağım kim bilir. Ben olamam, kim olamam. Cuma günü büyük finalde acaba 50.000 TL'yi kim bir güzel alacak? Ben alırım kendi. Kim bilir bu dönüşün gidişi olur mu bilmiyorum. Şarkıları karıştırdım. Kim bilir. Bu kadar da yanlış söylenmez ama. Kim bilir. Hanımefendiciğim susun artık lütfen. Aha aha aha. Bu bıçak verenin acaba? Bu bıçak verenin. Bu bıçak. Kadınlar beni bıçaklamasın hanımefendiler. Bunları kaynayan suyun içine atıyoruz. Geliyorum efendim. Hemen geliyor. Kibriye geliyor efendim. Yoğurtlu pasımızı hazırlıyoruz. Kibriye abla buna az bir şey su koydum. Pilavın bir tuzuna bakarsın. Gerekirse biraz daha su ekleriz. Tamam efendim. Kibriye Hanım'ın yoğurtlu pazısı. Belki hingeli biraz hafifletebilir. Dediler ki senin işte evin falan müsait değil. Arkadaş bu benim evim. Bu benim yaşantım. Ben burada yaşıyorum. Kime ne? Ben saklayacak neyim var? Aç mısın? Açıkta mısın? Allah'ıma şükür. Çaldın da mı oturdun? Açık yüzüm pan. Güler yüzlüyüm dedim. Katılacağım. Sen şu kapıyı hoş geldiniz diye açtın mı? Güler yüz gösterdin mi? İçerideki ne dolabının markası, ne fırının markası, ne koltuğu, ne çekyatın umurumuzda değil. Biz sana geldik, evine hoş gelmedik. Hoş geldiniz, her zaman bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Sen de kendine güvenerek bu kapıyı bize açtığın için Allah razı olsun. Helalinden mi? Allah'a şükürler olsun. Tamam, bitmiştir. Yani o yüzden programa katılacağım ama mutfağım küçük, evim eski. Umurumuzda değil bize, bizim için siz önemlisiniz. Çoban salatası bence uymuş menüsüne, yani ana yemeğine. Güzel güzel küçük küçük böyle doğrarsa kaşıkla çok güzel yenilir yani. Hülya yemekten anlamıyor, Hülya'ya göre her şey uygun zaten. Ablam bir de salatanın sosunu yaparsak tamam. Kalbura bastıyı da yakmayalım. Ha onun 5 dakikası kalmıştı Kadir Bey. Ben bir bakayım. Aa olmuş birazcık daha bir. Altları nasıl? Altları da güzel. Kapat kapat. Ha, tamam. Fırını sıcağı yeter ona. Bismillah. 5 dakika kalsın orada Kadir Bey. Ben bunun tamam. Yağını, tuzunu, muzunu... Onu bir kapta yap, dökmene gerek yok istersen. Ayrıca sunumda dökebilirsin. Öyle mi yapalım Kadir Bey? Çoban salata uygun değil çünkü mevsiminde değiliz. Yani başka bir salata seçebilirdi. Kalbura bastırmış şerbetini dökmek istiyorum. Bismillahi diyelim. Yani başka bir tatlı şöyle el açması var. Hani o olmasaydı ben ev baklavası isterdim, hani el açması. Şerbetli böyle güzel. Vallahi iyi yaptın. Her şey takır takır ilerledi. Sen şu küçücük mutfakta onca çeşit yemek yaptın ya, helal olsun sana. Çok teşekkür ederiz Kadir Bey. Allah razı olsun. Şerbetiniz burada efendim, buyurun. Şerbetimiz çok güzel olmuş. Şerbetin güzel olmuş ama bir göster kıvamını bak. Kıvamı falan. 2-3 bardak su koymuşuz. Hadi bismillah. Yanında bir kaymakla sunsa güzel olabilirdi. Evet, iftara saatler kala efendim. Şu anda bizim çekim saatimiz için saatler var. Kadir 11 dakika kaldı. Son 11 dakika kafamızda ne var? Hıngerler alınacak. Evet Kadir Bey çok ben... Tereyağını kapattım ben. Şey gibi evet. Hah, benden uzun yaşayacaksınız. Mehmet Ali Biran gibi. Nur içinde yatsın. Allah rahmet eylesin. Çok iyi bir adamdı. Son kez veda etti ve bir daha dönmedi. Kadir Bey bunu biraz şey olsun böyle ters düz edeceğim. Alt üst ederiz. Hıngele alalım mı? Ben bir hıngele bakacağım. Bir bak, 11 dakikam var daha, ona göre değerlendir. Bir hıngelime bakacağım, neyi var neyi yok onun. Patatesli hengeli de bilirim. Tavuklusu vesaire, o da çeşitli yapılır. Hengel de zaten çok böyle zahmetli bir hamur işi değildir. Adı hamur işi çünkü hengelle çok uğraşılmıyor. Hazırsanız muhteşem sohbet bölümümüze başlayabiliriz. Tamam, tüpü al ablam, aşağıya al sen de sandalye. Sizlere güzel sorularım var. Bir Ramazan boyu. Ayasofya Camii 87 yıl sonra ibadete açıldığında ilk mahyada ne yazıyordu? A. Allahu Ekber. B. Şefaat ya Resulallah. C. La ilahe illallah. D. Müminler kardeştir. Bence... Abla sen ne diyorsun? Bence hiçbir şey aklıma gelmiyor biliyor musunuz? Kız adam şık sundu ya. Şık sundu da ben Allahu Ekber diye... Siz Allahu Ekber diyorsunuz. Evet. Kadir sen ne diyorsun? Ben Allahu Ekber olduğunu düşünüyorum. Ben de o zaman Kadir Bey'e katılıyorum. Allahu Ekber diyorum. Doğru cevabımız La ilahe illallah. Evet, ikinci soruya geçiyorum. Peygamber Efendimiz'e ait hangi eşya ayrıca Topkapı Sarayı'nda sergilenen kutsal emanetler arasında yer almaz. Topkapı Sarayı'nın içinde kutsal emanetler odası var ya, onun içinde olmayanlardan bir tanesi. Hiç gitmemişim, bilmiyorum da şıkları görelim. Efendimizin oku, Efendimizin sakalı, seccadesi ve mührü. Ses Bey, ben mühür diyorum çünkü hani Ramazan ayında gidiliyor ya Topkapı'ya, haberlerde falan çıkıyor. Ben hiç... Mühre hiç denk geldiniz mi? Ben hiç duymadım onu. Ben bilmiyorum. Sakalı şerif diyorum. Sakalı şerif. Ben duydum onu Kadir Bey. Emin misin Kadir? Ben Topkapı'ya gittim, kutsal emanetlere gittim. Peygamber Efendimizin dişi var orada, kılıcı var. Hazreti Ali'nin kılıcı var, Hazreti Musa'nın, Hazreti Davut'un asası var. Ondan sonracıma peygamberin seccadesi yok ki. Peygamberin seccadesi yok. Sen beni çıldırtmak mı istiyorsun? Topkapı'daki seccade kimin efendim? Topkapı'da seccade görmedim ben. Cevabınızı verin, siz ne diyorsunuz? Ben mühür diyorum Destes Bey. Mühürü var orada, ben gördüm. Çünkü Bizans imparatoruna şey gönderdiğinde bastığı mühür orada. Ben onu gördüm. Mühürü gördüm ben orada Topkapı'da. Kimin mührüydü acaba? Ben... Peygamberimizin mührü, başka mühür yok. Destes Bey, ben mühür diyorum. Siz mühür diyorsunuz ve yemeğinizi yakmayın lütfen. Doğru cevabı veriyorum efendim. Peygamber Efendimiz'e ait seccade Topkapı Sarayı'nda bulunmuyor efendim. Aa, bak. Kadir Bey. Ben biliyorum çünkü o zaman seccade yoktu abla. Kadir Bey, ama ben hiç gitmemişim. Topkapı Sarayı'nda seccade var efendim ama seccade peygamberimizin kızı Fatma'nın. Bilgilendirici soru bunlar. Evet evet, bak en azından biz de bilgimizi şeyimizi evet, yokladık. Ama Kadir Bey, ben hiç gitmemişim. Son 3 dakika. Son 3 dakika efendim, evet. Salatamızdan çorbamıza, hıngelimizden pilavımıza, soframızdan tatlımıza her şeyimiz hazır. Kendimizi denedik, sorularımızı da cevapladık. Çak! Kibriye ablacığım, şimdi üstümüzü değiştiriyoruz. İftara da saatler var, biraz dinleneceğiz. Vaktimizi dolduracağız. Ben de orada üstümüzü başımızı şu önlüklerimizi makineye atayım. Atalım. Ondan sonra misafirlerimizi güzel bir şekilde ağırlayalım. Kibriye Hanım küçük evinin büyük kapısını ve koca gönlünü tüm Türkiye'ye açtı. Bugün de misafirlerini yine o muhteşem masasında ağırlayacak. Haydi buyurun gidiyoruz. En Hamarat Benim'de bugün Kibriye Hanım iddialı bir menüyle misafirlerini ağırlayacak. Yarışmacımız madımak çorbası, patatesli hengel, yoğurtlu pazı, etli fırın güveç, arpa şehriyeli pilav, çoban salata ve kalbura bastığıyla rakiplerinden yüksek puanlar almaya çalışacak. Bakalım az sonra finalde neler yaşanacak? Bence bugün masada güzel sürprizler bekliyor bizi. Hep beraber göreceğiz. Kibriye Hanım masada nasıl yorumlarla karşılaşacak? Madımağı da iyi pişmiş ama lezzeti yok. Daha önce hiç madımak yememiş, madımağıma yorum yapıyor. Mutfakta sesiniz buraya geliyordu, Hülya Hanım böyle, Hülya Hanım. Evet. Mutfakta konuşacağına gelseydi masada yüzüme karşı söyleseydi gerçekten tepkim o kadar büyük olmayabilirdi. O bana dedi siz abartıyorsunuz. Demek ki ben hala savunuyorum. Gerçekten siz çok abartıyorsunuz. Ben sizi günümüzde çok merak ediyorum. Geldi. Bak bana yağsız geldi, size yağlı geldi. Yemek de aynı şekilde anlatabildin mi? Nasıl yemek yapacak bilmiyorum. Siz benim tabağımdaki hani şey yaptığınız için demiyorlar ki biraz daha. Bakın şunlara, yani bunlar hep patates. Hangi yemek olursa olsun tuzsuzsa. Pilava da atar. Pilava bana tuz eklenmez. Hülya Hanım, ben sizin yemekten anladığınızda şüpheliyim şu anda. Gerçekten gününüzü artık dört gözle bekliyorum. El lezzeti var mı yok mu? Çok yok. Ben bayağı bozuldum, bayağı moralim bozuldu. Hepsi ve çok daha fazlası birazdan Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim'de. En Hamarat Benim'den herkese merhabalar sevgili seyirciler. Masada tek başımayım, yarışmacılarımız yok. Neden? Neden? Çünkü pastayla sürpriz yapacaklar Kadir'ciğim. Ay Allah razı olsun. Sürpriz... Dış ses her zamanki gibi oyun bozanlığını yaptı. Niye şey yapmıyorsun, biraz örtbası etmiyorsun? Hay Allah, bütün sürprizi bozdum. Allah Allah, ablalarım nerede acaba? İyi ki doğdun abi, iyi ki doğdun abi, Allah kahretsin. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun abi. Akıllım, ne altınları yakına takar. Bari yakamdan çıkarsaydım. Siz onları sana bırakır mıyız? Hoş geldin. Hiç aklıma gelmemiş. Nereden çıktınız siz? Hanımlar hoş geldiniz de pasta falan getirmediniz mi? Pasta geldi. Elleri boş gelmişler Kadir. Ben koştum aldım pastayı. Siz kaç sene oldu? Hala alışamadın senin şu laflarına. Bana Kadir bile alışamadı hanımefendiciğim. Hadi o zaman gelsin pastamız. Ve bu da senin için aldığım hediye Kadir'ciğim. Şimdi bu bir tane hediye oldu mu bizsiz? Hani bizlere hediye o kadar böyle çatlatmaya çalışıyorsunuz. Cidden güzelmiş ama. Teşekkür ediyorum. Daktilonun yanına koyarsın. Daktilo. Yalnız bak fark ettiniz mi? Altın çıktı. Evet, bütün dostlarıma, sevenlerime teşekkür ediyorum. Böyle güzel günde beni yalnız bırakmadıkları için. Şu an ekran başına bizi seyreden tüm seyircilerimiz de eminim orada alkış kıyametlerdir. Hepinizi çok seviyorum. Tüm komşularıma, tüm çalışan arkadaşlarıma, tüm eşime, dostuma. Böyle bir günde böyle güzel değer gördüğüm için çok şanslıyım. İnşallah güzel, nice bölümlerle, nice sevdiklerimize, nice yaşları olalım. Hepinizi çok seviyorum. İyi varsınız. Şimdi bir dilek tutmanı istiyorum Kadir'ciğim ama sesli bir şekilde. O zaman şöyle söyleyeyim. Şu kısa sürede çok sevdiklerime çok çabuk veda ettim diyeyim. Ya da kısa sürede çok sevdiklerimi peş peşe kaybettim. O yüzden bu yeni yaşımda, beni bekleyen yeni ömrümde inşallah sevdiklerimle birlikte gözyaşı akıtmadan hep birlikte akıyor, mutlu yuva kurarak bir ömür diliyorum inşallah. Bir de evlilik. Evlilik diliyorum bu sene inşallah. Çünkü bu kayıplardan sonra çok büyük bir boşluğa düştüm ve o boşluğu bence kapatabilecek en iyi şey eşim olacağını düşünüyorum artık bir evin içinde. İnşallah hayırlısıyla artık aile kurmak istiyorum. İnşallah dileğin kabul olur Kadir'ciğim. Kibriye Hanım masada nasıl yorumlarla karşılaşacak? Madımağı da iyi pişmiş ama lezzeti yok. Daha önce hiç madımak yememiş, madımağıma yorum yapıyor. Mutfakta sesiniz buraya geliyordu, Hülya Hanım böyle, Hülya Hanım. Evet. Mutfakta konuşacağına gelseydi masada yüzüme karşı söyleseydi gerçekten tepkim o kadar büyük olmayabilirdi. O bana dedi siz abartıyorsunuz. Demek ki ben hala savunuyorum. Gerçekten siz çok abartıyorsunuz. Ben sizi günümüzde çok merak ediyorum. Geldi. Bak bana yağsız geldi, size yağlı geldi. Yemek de aynı şekilde anlatabildim mi? Nasıl yemek yapacak bilmiyorum. El lezzeti var mı yok mu? Çok yok. Ben bayağı bozuldum, bayağı moralim bozuldu. En Hamarat Benim'den tekrardan herkese merhabalar hanımlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Çoğaltıp gelmişsiniz. Nazardan yiyecekler. Maşallah. Yürüyen kuyumcu gibisiniz. Kaç tane onu sayabiliyor muyum? İnanır mısınız? Kaç saat içinde 7 gram birden, 10 gram birden aldım. 5'i 1'i geçti yani. Kendimi çok ağır hissediyorum. Allah herkese böyle gram almayı nasip etsin. Ağırlıksa bize dönüştürebilirsiniz. Çok kapıyım. Rabbim kimseye taşıyamayacağı yükü vermezmiş. İnşallah. Kadir Bey gün bitmedi daha, gece de devam edecek artık inşallah. Gece neler gelir bilmiyorum. Böyle çok teşekkür ediyorum. Gidecek herhalde. İyi inşallah. Kız evin bana uğurlu geldi yemin ederim. Bereketli burası. Evet Kadir Bey. Bak giren boş çıkmıyor. İnşallah benim günde uğurlu gelir de ben de sevaplanırım. Hadi inşallah efendim. İnşallah. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Hazırsınız. Hazırız. Menüyü zaten biliyorsunuz. Evet. Bu arada ellerinize sağlık Kibriye Hanımcığım. Mutfakta da güzel dakikalar geçirdik, eğlendik. Elinize konuza sağlık Kadir Bey. Rica ederim. Herkese olduğu gibi size de yardım ettik. Masa hakkında yorumlarınızı alalım. Filiz Hanım sizden başlayalım. Dün yarıştınız. Bugün, dün dedin ya arkadaşlara, siz yarışmadınız bilmiyorsunuz. Bugün sen yarıştın biliyorsun o yüzden. Evet. Nasıl buldun Kibriye Hanım'ın masasını? Kibriye Hanım da bayağı heyecan yapmış galiba. Benim sunumluğum mesela burada. Bardağım burada. Bıçaklar üst üste gelmiş, çatallar kaymış. Yani genel olarak uyumlu, güzel ama çok dağınık. Bir tık aceleyle oldu Filiz Hanım. Anlıyorsunuzdur şu anda beni. Cidden hak verdiğin oldu mu? Ya dün Filiz'e yanlış söylemişim falan filan dediğin oldu mu? Yok ben dün Filiz Hanım'ın masasını beğendim. Sadece çiçeklerin çatala değmesinden ve tabağın lekeli. Yani şu anda sizin de değiyor ama kaşığın. Öyle mi? Ama bu tarafta değmiş. Şimdi buna dikkat etmiş galiba o tarafta. Bu taraf sıkıntılı bayağı. Benim de kaşığıma değmek üzere hani aslanlı. Ama problem değil. Ben siler de yerim. Peki Filiz Hanım bugün daha anlayışlı davrandı. Şükran Hanım. Geçirdiğim için sizi anlıyorum. Siz nasıl buldunuz? Servisler ters. Bardağım sağda olması gerekiyordu. Konmamış. Çatallarım soralım ayrı bir yerde. Soralım o zaman. Yönlerini bilmiyor muydunuz? Ya yönlerini karıştırdım. Biraz da acele ettim Kadir Bey. Bıçağım da şu şekilde olması gerekiyordu. Evet. Karşınınki doğru ama benim ve Filiz Hanım'ınki yanlış konulmuş. Birazcık o şey oldu. Evet, heyecanlar demek ki. Yapacak bir şey yok artık. Peki efendim ama şık bir masa mı? Çok da değil. Çok da değil yani. Aa neden böyle yaptınız? Yok ama gerçekten çok değil yani. Bilmiyorum hoşuma gitmedi benim. Bana göre güzel, uyumlu. Yani Filiz Hanım'ın dün masası daha güzel. Evet. Sizin için özendik. Teşekkür ederiz. Ha, Şafak Hanım da katılıyor. Çünkü masa evet daha güzeldi. Neyi vardı mesela? Hiç merak etmiyor mu Kibriye abla? Evet. Dün bu masanın ne eksiği varmış? Daha şık geldi. Çiçek uyumu daha güzeldi bana göre. Dün zaten hani Filiz Hanım'ın çatal, kaşık şeyine yorum yapmıştı. Çiçeğe değiyor falan. Hani bak kendine de oldu. Ben yani biraz daha dağınık geldi. Hani evet. Dün de dağınıktı. Özensiz mi masa mı yani? Ama Şafak Hanım biraz. Çok da dağınık değil. Ama dün Filiz Hanım'ın masasını ben daha sade, daha şık buldum. Daha güzel geldi şimdi bana. Benimkisi yani çok mu basit, çok mu? Basit yani... demiyorum ama Filiz Hanım'ınki daha şıktı bana göre. Peki inşallah yemekleri daha güzel olmuştur inşallah, diyelim o zaman. İnşallah. Kusura bakma Filizciğim bugünün yarışmacısı Kibriye Hanım çünkü. Ben arkadaşlarıma katılmıyorum yani hemen hemen aynı masa. Değişiklik çok bir fark yok mu? Fark sadece bardaklar farklı. Çiçek farklı o çiçek kadar yani. Sizinki daha dağınıktı Filiz Hanım'ın. Bence bu masa daha peki daha dağınıksa Şafak neden beğendi dünkü masayı? Ben sadece uyumunu beğendim ben. Hayır uyumunu beğendim. Bugün de hani çok çatal, kaşık dediği gibi hepsi yani sırasıyla koyulmamış. Dün zaten ona yorum yaptılar ya hani çok karışık, çok dağınık. Çok dağınık bugün de hani çok da şey değil yani. Bu da birazcık dağınık gibi. Ama şimdi... Yani kimininki sağda, evet yani, birimizinki solda, yani tatlı evet. Şeylerimiz öyle... Biraz panik yaptım çünkü yani yetiştirmem lazım bir el açması vardı. Onu yetiştirmek için birazcık buradan şey yaptım yani açıkçası. Biz de fikrimizi söyledik evet. Yapacak. Peki şey. O zaman alalım mı çorbalarımızı? Tabii ki. Bugün Sivas'a özgü madımak çorbası evet. Geliyor efendim. Daha önce içeriniz var mı? Bir Sivaslı komşunuz var mı falan? İçtiniz. Sizin yorumunuz o zaman bugün bizim için önemli. Evet, daha önce tadan biri olarak da genellikle ev sahibi yemeğimin oluru budur diyor. Daha önce içmeyince çok da bilemiyoruz. Evet. O yüzden bakın Şafak Hanım daha önce nerede içti bilmiyorum ama orijinalini mi içmiş? Evet, evet. Alalım o zaman çorbalarımızı. Haydi bakalım efendim. Kibriye'nin masasının benim masamdan iyi olma ihtimali yok. İkisi de aynıydı bence. İkisi de ortaydı. Ne Filiz'in ne Kibriye'nin ikisinin de masasını beğenmedim. Filiz'in masası daha iyiydi. Kimin ne dediği umurumda değil. Benim masam daha güzeldi. Hanımefendiciğim sizce madımak çorbanızı beğenirler mi? Beğenmezler. Neden? Bilmiyorlar çünkü. Yememişler. Hakkıyla yapabildiniz mi peki? Hakiki pastırmalı yaptım. Mis gibi. Teşekkür ediyorum. Birazdan hemen geliyorum size. Ben de ilk defa içeceğim. Böyle yöresel lezzetleri uygun buluyor musunuz peki? Tabii ki. Evet. Yöresel olabilir değil mi yani? Olabilir, tabii. Şimdi bazen şey diyorlar, hani siz buna alışmışsınız ama biz alışmadık. O yüzden belki hoşumuza gitmeyecek. Yani ama burası herkesin damak zevkine hitap edecek bir şey değil. Tabii ki farklı lezzetlere açık olacağız. Beğenip beğenmesek de ama o uygun olup yaptıysa puanımızı da ona göre yapacağız. Aynen. Tarifini araştırmışsınızdır. Evet, evet birçok tarifi var. Ben böyle bekliyordum zaten. Çünkü uygun olanı çorba sonuçta. Bir de Ramazan'da olduğumuz için etlisi olmazdı, ağır olurdu. Etlisi de var. Bunun içinde pastırma var herhalde. Bu pastırmalı. Evet, bu pastırmalı. Evet, aynen. Sivas usulü pastırmalı. Şey de yapıyorlar Şükran Hanım. Kuzu etli, dana etli, kıymalı. Ama en hakikisi pastırma. Evet, ben de böyle yapmamıştı. Peşine güveç gelecek zaten ana yemek ağır olurdu şimdi. Hayır, baktığımda Sivas usulü pastırmalı ve terbiyeli de yapabiliyorlar. Yeşil ekmek katanlar var. Bunu her şekilde... Anlaşılan Sivas madıma almış yürümüş. Evet. Tek. Evet, afiyet olsun herkese. Buyurun Allah kabul etsin. Allah kabul etsin oruçlarınızı. İçinde pastırma olmasına rağmen hiç tuzu yok. Çok tuzlu yapmadım. Tuz şeysine dikkat ettim. Çünkü oruçlu olduğunuz için onun... İnşallah çok gitmemiştir. Bana çok gitti gibi geldi ama... Aman aman az atın da. Atacak mısınız? Hı -hı. Hı. Yok yok iyiymiş. Ah pastırma gelmiş bir tane bak. Bana da bir tane gelmiş. Sizin yörenizde yetişiyor değil mi bu? Evet doğada kendi kendine yetişen bir bitki bu. Madımak. Yani... Sen özel kendiniz mi özellikle saksıda yok, falan mı dikiyorsun? Hayır yok. Öyle değil. Hani özel olarak söyletip de mi memleketten mi geldi yoksa buradan satın mı aldınız? Yok validem getirdi Sivas'tan. He. Evet. Bu arada validem derken kayınvalidesinden bahsediyor. Öyle mi? Evet. Eşimin annesini ben validem diyorum. Validem diyorsunuz. Ne güzel. Ne kadar saygılı bir gelin bak. Evet maşallah. Validem diyor. Maşallah. Kaynanam demiyor. Ama demek ki kaynanan da şimdi karşılarda bana mı yani? Mustafa bak tam geliyordu Şükran abla. Kaynanam. Birazcık. Hayır tam geliyor. Ama kaynanandan da demek ki sevgi birazcık görmüşsün diyecektim ki. Yani. Validem dedirtebilmiş her şey sana. Karşılıklı. Hı. Ben o konuda sana katılıyorum. Hayatta bazen de kısasa kısas. Evet maalesef. Çok da böyle her şeyi boyun eğmeyeceksin bu hayatta sonra sırtına biniyorlar. Aynen. Ne kadar verirse o kadar gidersin. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Aynen, sen de bir ananın kızısın ya. Bu arada ben çorbanın tadına baktım. Yani 5-6 kaşık da yedim. Dur. 2 gündür sen hep başta yorum yapıyorsun. Tamam, o yüzden pardon, biraz tamam. Diğerlerinden başlayayım. Tabii Hülya Hanımcığım. Şöyle diyeyim Kadir Bey, bir kere tuzu yok hiç, sanki atmamışsınız. Bir de soğanları çok böyle yine büyük. Bir de yeşillikleri hiç yani pişmemiş. Yok pişmiş. Dur tek tek gidelim o arada. Önce tuzu yok dedin. Tuzu yok. Tuzu nasıl? Tuzu tuzsuz. Sıfır tuz mu? Yok ya, çok yani, değil. Tuzu... Yok hiç yok diyelim yani. Yok, sıfır mı yani? Evet. Attığım için hani oruçlu oldu. Ama attıktan sonra bir tık tadı güzel oldu ama şöyle diyeyim yani mesela sanki olayı yani pişmemiş gibi. Yok pişmiş. Madımak yani. Mı? Madımak pişti. Bu pişmiş gerçekten bir madımak. Gerçekten yeşil yani böyle diri diri böyle sanki. Biz, ağzında çiğnenmiyor bile. Biz bunu şey yapıyoruz Hülya Hanım, topluyoruz ya bir yıkıyoruz sonra kurutuyoruz. Böyle çorbaya da kavurduğumuz zaman onu bir sıcak suyla iyicene böyle haşlıyoruz. Suyu süzülüyor sonra da kaynatıyoruz 15-20 dakika böyle kısık ateşte. Daha önce madımak yedin mi Hülya? Yemedim ama ıspanak çorbası gibi bana geldi. Hani ıspanağı nasıl? Ispanak madımaktan yok, daha yumuşak bir şey yok, çok saplı bir şey. İşte evet ıspanak. Bana da hani bir tık yani çok sert geldi. Bir defa yediğin evet, için olabilir mi? Belki de. Belki de. Çünkü önce biraz bekletti evet, sıcak sonra bayağı kaynadı. Şöyle söyleyeyim biz ilk başta çorbadan başladık ya. Evet. Biz masaya gelene kadar bu madımak tencerede kaynadı. Evet kaynadı. Aa. Yüksek ateşte de kaynamıyor çünkü yavaş yavaş kaynıyor böyle. Demek ki o kendi şeyinden dolayı. Şunca pirinci pişmiş mi? Evet pişmiş pirinci. Şimdi pirinç pişene kadar da madımak pişer herhalde değil mi? O kadar bulgurlu olması gerekmiyor mu? Ama şimdi sarma yapmak. Bulgur mu? Pardon bulgur da var. Bulgur yani. Şimdi sarmayı düşünün hani içindeki harcı pişiyor yaprak hani biraz daha diri hani kalıyor. Madımak çok yumuşak bir ot ya o yüzden. Çok yumuşak değil Kadir Bey. Değil sert. O böyle kuruduğu zaman evet. Güneş onu çekiyor, kurutuyor. O kolay kolay kaynamaz. Peki pişmemiş mi o zaman yani? Yok pişmiş. Bence pişmiş. Pişmişler pişmiş. Peki lezzetli mi Hülya tuz attıktan sonra lezzeti geldi biraz mi? Biraz lezzeti geldi. Tuzu da şöyle bir şey çok katmadım ki hani tuzlu olmasın diye. Evet oruçlu olduğumuz için yani tadına da bakamıyoruz. Tuzuna, baharatına yok, falan. Yok o tadına baktı da hani size acaba çok mu gelir diye evet. Biraz atmış bekletmiş ama diyorsun ki normalinden biraz daha az atmış tuzunu. Evet. Anladım. Peki afiyet olsun. Soğan konusunda dün Kibriye Hanım da Filiz Hanım'ın soğanlarına iri iri geliyor dedi mi? Demiş miydi? Ben demiştim. Yok, sen demiştin. Evet, yani. Bugün de mi soğanlar iri evet, iri geliyor? Evet iri iri. Normalde... Bu kadının dünden beri bu soğandan çektiği nedir? Sen soğandan robota mı vuruyorsun ki? Yok ben elle ben robota karşıyım normalde. Robota attığın zaman o lezzeti vermiyor. Yani elle doğradığın zaman o lezzeti daha güzel veriyor. Hülya Hanım birazcık ben panik yaptım. O ilk panikten şey oldu. Sonra da sağ olsun Kadir Bey de çok yardımcı oldu. O şeylere Kadir Bey baktı. Ah, estağfurullah hepimizin doğradı. Peki afiyet olsun Şükran Hanımcığım. Bence madımaklar güzel pişmiş. İlk defa yiyorum. Hiç lezzetini, tadını bilmiyorum. Böyle mi olması gerekiyor evet, onu da bilmiyorum. Şimdi tuzu yok. Onda hemfikiriz ama hiç baharat da yok. Yani üzerinde bir yağ da yok. Lezzetsiz mi çorba? Ben madımak dendiğini biraz daha ekşimsi bir şey diye düşündüm. Yok. Ama o hiç ıspanaktan bir farkı yok lezzet olarak, tad olarak. Ben değişik bir tad almadım. Çok farklı. Ama şöyle yani baktığınızda hiçbir yağ yok. Onda baharat yok, tuz yok. Tereyağı var Hülya, Şükran Hanım. Ama hiç tadı gelmiyor. Yani soğanla falan bir şey görmedim. Bulgurları da güzel pişmiş. Madımağı da iyi pişmiş ama lezzeti yok. Ama gerçekten lezzeti... hani tuz attım, Tamam, tuzsuzuna bir şey diyemiyorum. Peki sizin lezzetten kastınız baharat mı? Yani biraz baharat, biraz daha üzerinde yağ olsa, hani hiç yağ falan yok bunun, bildiğiniz. Su gibi bir şey. Yağlı, su mu? Yağlı. Yani bana göre su, yani hiç yağ yok bunun. Tereyağı, zeytinyağı. Hiç tereyağı tadı da almadım, gerçekten almadım. Yok, koydum. Hani öyle soğan falan yok, ona bir şey demiyorum. Ama gerçekten hiç tereyağı tadı, yağ tadı almadım ben. Çok baharat atmadım, tadı da almadım. Yakmasın diye. Bir de ben gördüğümde şey mesela terbiye yapmışlardı. Terbiyenin üstüne bir yağ falan yakmışlardı. O yoğurda olmasın. İşte terbiyeli. Sivas usulünde o da çıktı. O başka. Bakarken o ama çıkar. Ama bu yoğurdu. Soğan çorbası mı diyoruz biz onu? Evet. Değişiktir ama evet, gerçekten evet, yani şey, sırf tuzundan kaynaklı değil. Baharatı ve yağı da eksik ve tereyağı tadı asla almadım. Kattım, tereyağı da kattım, zeytinyağı da kattım. Elinize sağlık bu arada. Afiyet olsun. Şafak, sen daha önce yemiştin, beğendin mi? Beğendim, eline sağlık. Tabaktan anlıyorum şu anda. Ben beğendim ve sevdim, yedim. Daha önce de dediğim gibi yemiştim ben bu çorbayı. Sadece içine birazcık daha pastırmayı arttırsaydın daha iyi olmaz mıydı? Bir tık. Ya bir tık hani acı olur diye. Yok, acı olmaz. Pastırmanın çemeni yok zaten, acı olacak bir şey yok. Ama çünkü bir tık pastırması çemeni olsaydı koysaydı, belki biraz daha lezzetli. Ben tuzuna takılmıyorum. Evet, tuzsuzdu, ben ona takılmıyorum. Tuz atabiliyoruz sonuçta. Aynen. Ama dedi, ben beğendim. Eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Çok beğendim. Hani peki, bana hiçbir şey batmadı. Şimdi Hülya tuzsuz dedi. Şükran Hanım baharat yok, tereyağı lezzet alamıyorum dedi ama sen beğendin. Ben beğendim çünkü daha önceden de ben bu çorbayı defalarca yedim. Ve gerçekten kıvamında yapmış. Şafak Hanım'ın beğenmesine şaşırdınız mı? Şaşırdık. Neden? Yeleka Hülya hepten şaşırdı. Ben bir şey beğenmedim mi kolay kolay? Şimdi Hülya, Şafak Hanım daha önce yediği için demek ki hani bu tarz yemiş. Tabii çünkü ben siz hani yemediğiniz için yani. Hayır, yemediğimizden çok yani baktığımızda da bu yine biraz daha fazla yağlı. Yine lezzetsizliğini mi yemiş daha önce de yani? Demek ki. Yok, gerçekten yani, yağ tadı yani hiç kesinlikle yok. Şükran Hanım tadı hiç yok. Demek ki öyle yapmışım. Bizde şey yaparlar Kadir Bey, hani çok yağlı gelsin diye kuyruk yağı da kullanırlar. Bunun yağı şimdi normal mi, az mı? Bunun yağı normal. Normal. Bana göre çok az. Gerçekten az. Ben yağlı yani şeyleri sevmediğim için bana ayrıca çok... Hani mesela üstünde bir yağ koysaydım daha böyle çok yağlı olurdu. Kimse yiyemezdi. Hani bu olması gereken mi? Karıştırmayı sevmiyorum. En kızdığım şey ama gerçekten hiç üzerinde yağ falan yok. Yani ilk defa içtiğiniz için midir? Ama tereyağı tadı gelmesi gerekmiyor mu? Bir baharat tadı gelmesi gerekmiyor mesela. Baharat ilk defa içine kimyon falan mı? Yani baharat, karabiber falan yok, hiç dil tadı gelmiyor. Karabiber, az pul biber var karabiber içinde. Ama öyle yani gelmiyor. Azıcık da yakıyor ağzı karabiber. Ama mesela yani madımakları pişmemiş diyemem. O yakan bulguru... karabiber senin damağına geldi Şükran Hanım. Gerçekten Şükran Hanım'ın hafif karabiber var içinde birazcık. Gerçekten pişmiş. Bana göre pişmiş, evet. Peki bir de Filiz'i dinleyelim bakalım. Filiz Hanım şu an 2'ye 1. 2 kişi beğenmedi, 1 kişi beğendi. Bakalım Filiz hangisinden yana olacak? Bence madımakları pişmiş, bulgur da güzel pişmiş ama soğanların hani iri olması beni rahatsız etmedi ama... O benim azizim, birazcık heyecanlı. Soğan yok, soğanın... soğan mı, sarımsak mı? Ben de onu anlayamadım. Sanki soğanın başı gibi geldi. Sarımsak bence. Evet, aynen. Yani onu en azından hani bir ayırabilirdiniz. Evet. Benim tabağımda gayet yağlar falan görünüyor. İyi yani. Ben lezzetini beğendim. Sadece tuzsuz, ben tuzsuz yediğim için hiç sıkıntı değil. Ellerinize kollarınıza sağlık. Ben sarımsak olduğunu hiç anlamadım. Sarımsak kokusu veya sarımsak tadı gelmedi. Sarımsak değil. Sarımsak yok. Yok, ben sarımsak. Sarımsak dedi kim? Hayır, da onun için dedim. O baş kısmı var ya. Sarımsak küçük böyle bir hani bir tık böyle bir rendeledim, içine attım. Bir tane attınız ama hiç gelmedi. Ellerine tadı gelmedi. Sayende bir madımak içmiş oldum bence şu fani ömrümde. Şimdi ara sıcak geliyor efendim. Pancar yok. Pazı kavurması yoğurtlu, yanında da patatesli hıngel. Çorba benden geçer not aldı. Çünkü çorbayı çok beğendim. Pişmemişti. Ama tadı tuzu güzel, lezzetliydi. Bir tek pişseydi gerçekten güzeldi. Hülya Hanım daha önce hiç madımak yememiş, madımağıma yorum yapıyor. Benim madımağım pişmişti. Biri beğendi, biri beğenmedi. Biri dedi yağsız. Yok, onun yağı o kadardı. Ayrıyette bizde kuyruk yağı da katarlar. Bu bir yarışma olduğu için, bir de herkes oruç olduğu için kimsenin midesi bulanmasın diye kuyruk yağı katmadım. Bu çelişkili yorumlar sizi rahatsız etti mi? Şükran Hanım birazcık Hülya Hanım'la beraber beni biraz şaşırttılar. Rakiplerinize ne demek istersiniz? Kendi günlerinde göreceğiz bakalım bize ne yapıp getirecek. Hülya Hanım yeni lezzetler açık değil. Kibriye Hanım'dan bugün beklentiniz yüksek miydi? Yani genel olarak hepinize soruyorum. Benim beklentim yüksekti açıkçası. Yüksekti. Sivaslı oluşundan dolayı mı? Evet, Sivaslı oluşundan dolayı. Genel olarak hep Sivaslılar hamarat mıdır sizin gözünüzde? Yani benim gördüğüm evet hamaratlardı. Bir de orada biraz farklı kültürler de var. Bu hamur işleri işte onlara Çerkezlerden falan hep. Sivas'ta Çerkez de çok vardır. Evet, karışık. Ve bu hıngel bunlar hepsi aslında Çerkezlerindir. Onlar genelde yapıyorlar. O yüzden bakacağım. Yani beklentim de yüksekti açıkçası. Hadi ben bunu belirtmiştim. Çok sessiz olduğu için çok beklentiye girmedim ama hingeli duyunca bir şey yaptım ama bir de tadına baktıktan sonra yorum yapacağım. Kibriye Hanım istemeden kulak misafiri oldum. Mutfakta sesiniz buraya geliyordu. Hülya Hanım böyle, Hülya Hanım. Evet. Biraz çekiştirdik sizi. Hayırdır? Nasıl çekiştirdik? Onda da ne kulak var? Bak, çorbayı birazcık basit buldu hani. Ispanağı falan karşılaştırması oldu. Hayır, içinde mesela ben daha önce de röportajlarında da söyledim. Yani eti, içinde et olsaydı gerçekten meşakkatli bir çorbaydı. Ama pastırmayla, hakiki pastırmayla yapıldığı için. Gerçekten mi yorum? Çorbadan biraz, beklentim yüksekti. Biraz. Şöyle yani beklentim yüksekti ama olmamıştı. Kibriye Hanım mutfakta konuşacağına gelseydi masada yüzüme karşı söyleseydi gerçekten tepkim o kadar büyük olmayabilirdi. Hülya Hanım merak etmesin, her şeyi ben ona da söylerim, yüzüne de söylerim. Ama galiba Kibriye Hanım senin daha önce hani hiç madımak yememene bağlıyor işi. Aynen o şekilde de yani yemediğim için de yani belki yemiş olsaydım bilseydim hani o şekilde olduğunu. Peki Kibriye'nin suçu ne? Kibriye'nin suçu yok, burada benim suçum. Evet. Aslında Hülya Hanım pazarlarda da satılıyor. Madımak. Ya şimdi bilmediğim... Al mı diyorsun? Evet, al bir tane. Bizde de dediğin gibi... Önemli olan sen bundan puan kıracak mısın? Bakacağız, puanlarda göreceğiz. Çünkü az önce kendin de dedin ya, hani ben hiç yemediğim için. Ya bizde de o doğu tarafında o otlar var. Onun değişik bir ismi var. Biz de aynı şekilde ama onu yumurtayla kavuruyoruz, çorba şeklinde yapmıyoruz. Bizde de o var. Bu madımağı biz şey de yaparız, ıspanak kivi de yaparız, böyle sulusunu da yaparız, kurusunu da yaparız. Evet, kurusunu biz yapıyoruz yani çorba, sadece ıspanak çorbası. Şimdi ona bakarsanız arpa şehriye pilavı yapıyorsunuz ya normalde sadece. Burada kaç kere arpa şehriye pilavı yaptık, biz asla arpa şehriye pilavını tuzlu yiyemeyiz. Biz şekerli yiyoruz onu. Onu kavuruyoruz, üstüne toz şeker atıyoruz, helva gibi. Şekeri çektiriyoruz ve yağlı yağlı şekerli onu helva gibi yiyoruz. Burada tuzlu yediğimiz zaman mesela benim çok garibime gidiyor. Ama hiç kimseye ben kalkıp da biz bunu şekerli yapıyoruz. Bu tuzlu bana çok tuhaf geldi. Ama olması gereken normal pilavdır yani. Ama olması gereken o benim kültürüm. Şimdi senin kültüründe farklı, yetişme tarzın farklı. Evet. Şimdi Hülya da diyor ki yani madımak ben hiç yemediğim için beğenmedim diyor. Hayır, ben ona katılmıyorum işte yani. Ben bunu hiç yemedim diye bir şey yok. Ben de yemedim ama ya bana göre lezzeti eksikti. Baharatı, yağı, Şükran Hanım, tuzu eksikti. Orijinaliyle karşılaştırırsak yani diyorum. Orijinalinde pastırma var. Tamam, orijinalinde et Kadir var Bey yani. Ben yedim, yorumunu yapabilir miyim? Buyur. Çok aşırı sarımsaklı. Gerçekten. Hangisi? Pazı. Çok sarımsaklı. Çok aşırı sarımsaklı. Hengel de çok kalın olmuş. Evet, birazcık kalın. İçi de çok fazla olmuş. Yani ama patatesi de çok fazla. Ama patatesi öyle, içli olacak patatesi. Ben bunu Erzurumlu benim arkadaşlarım da var. Onlardan yedim. Yani ince oluyor ve içi de bu kadar dolu dolu olmuyor. Sizinki farklı olabilir. Ama ben bayağı da kaynattım Hülya Hanım, Filiz Hanım pardon. Çok şey gelmesin diye, hamur gelmesin diye. Kalın mı açmış hamuru? Çok kalın açmış. Peki lezzeti nasıl? Yani lezzeti güzel. Ona diyecek bir şeyim yok ama bu aşırı derecede sarımsaklı. Yani Ramazan ayında yani pek gitmiyor. 2 diş sarımsak kullandım. 2 diş mi koydun? Evet, çok ağır olmuş. Ellerinize sağlık. Afiyet Peki olsun. Uyumlu mu pazıyla patatesin altı? Yoğurtlu olduğu için evet tamamlamış, güzel olmuş ama... Sarımsak olmasaydı eğer. Evet, ya da çok az olsaydı. Kadir Bey bir de bir şey açıklamak istiyorum. Bu tereyağı köyden ailem, benim çiftliğim... Hiç rahatsız etmedi. Tereyağı çok güzel. Tereyağı o kadar güzel ki. Aynen. Ve tereyağı zaten köy tereyağı oldu yani. Yani o market tereyağı olmadı şu an o kadar belli ki. Aynen. Akışkanlığından bak, yoğurdu yok. Ayranı güzel yıkanmış, ayranı dışarı vermemiş, çok beğendim. Tereyağı çok güzel. Afiyet olsun Kadir Bey. Evet, sence rahatsız ediyor mu? Biraz fazla kaçırmış mısın sen? sarımsağı. Bu arada yemeklerini iyi bir şekilde sen de ifade et ki karşı tarafı belki ikna edebilirsin. Yok Kadir Bey, sarımsağı beni rahatsız etmedi. Filiz Hanım oruçlu olduğu için, hani ben oruçlu değildim. Aç mideye gidince mi? Yok, oruçla alakası yok da şimdi mesela hani iftardan sonra evet, teraviye gidiyoruz. Ya da bir toplum evet, arasına gidiyoruz. Çay, kahve faslı oluyor. O zaman bu insanlar rahatsız... O zaman davet sofrasına sarımsak gitmez mi diyorsun? Gitmez. Ama çünkü yoğurtlu olduğu için sarımsak mesela 2 diş değil de hani yarım diş koysaydınız ya da 1 diş koysaydınız daha iyi olurdu. Küçük 2 diş kullandım ama gerçekten da... çok ağır. İsterseniz bir daha tadına bakın. Bu sarımsağın acılığı mı var? Evet. Yalnızca bir acılık var. Acılık katmış. Yani biber acısı değil bu, sarımsağın acısı. Reklama girmesin. Evet. Taşköprü'den mi gitsin? Evet. Evet. Bu reklama girmiyor, marka değil. Gerçekten keskin bir tadı var yani. Normal marketlerden aldığımız böyle bir tane... Beğendin mi pazıyı Şükran abla? Pazıyı beğenmedim ama hingeliniz benim çok hoşuma gitti. Sen de beğendim. Bir acılık geliyor ağzıma. Çok da acı. Bir de çorbanız da hani madımak, bu pazı. Siz hüngel yediniz mi daha önce? Hüngelle İlk defa yiyorum işte ama benim hoşuma gitti. Bu yumuşak olması gerekiyor. İşte ben hiç yemedim ama şimdi önemli olan benim damak tadıma uydu. Ben ama sevdim ve yedim. Ben yani bunu yalnız servis etmek istemedim. Yani size göre. Nasıl? Size göre çok kalın değil miydi? Yani ben böyle hamurlu şeyleri daha çok sevdiğim için bana göre ama gayet güzel. Filiz Hanım bir tık kalın gelmiş olabilir. Çok değil evet, ama. Evet kalın. Ama ben onu bayağı... Çünkü ben patatesli mesela yani, hiçbir şeyi sevmem, börek siz falan. Siz kalınına takılmadınız, lezzetini beğendiniz. Aynen. Ki ben patatesli hiç sevmem ama güzel olmuş. Hamur değil. Sadece çok kalın. Evet, bir tık kalın gelmiş olabilir. Ama Şükran Hanım kalınına takılmadı, lezzetine takıldı. Evet. Filiz Hanım lezzeti dedi mi sana? Dedi. Ama kalın. Lezzetli ama peki, kalın. Şafak Hanım. Önce elinize sağlık. Ben şöyle hıngel şöyle bir yorumlayayım. Gerçekten kalın. Hani şöyle bir kesmeye çalışıyorsunuz bakın. Yani böyle. Zor kesiliyor. Tamam evet, lezzetinde bir kusur yok ama gerçekten çok sert olmuş hamuru. Bunun biraz daha ince olması gerekiyordu. Şeylerde de göreceksiniz zaten veterelerde. Biraz daha ufak yapsaydınız. Açarken zaten kalınlığı belliydi. Yani. Ama ben... Veterelerde de izleyeceksiniz tabii ki. Evet. Sen ne güzel şeyler ezberlemişsin hele bak. Bak veterelerde göreceksiniz. Çok kusura bakmayın. Hayır çok güzel söyledi. Evet. Şaşırdım ilk defa bir yarışmacı böyle söyledi o yüzden. Öyle mi? Tabii tabii. Veterelerde. Birazdan kamera arkası ama kaynattım bayağı kalmasın evet diye. Ama demek ki kalın olduğu için yine o pişmemiş yani. Çok kalın olmuş. Pardon Şafak Hanım, bu çok açıldığı zaman kağıt gibi dağılır. Patatesler falan yani hep dağılır. Yani hüngenin haşlama tarzı nasıl yapıldığını ben biliyorum. Bir tık hani benimkisi bana yutturamazsın. Bir tık böyle kalın gelmiş. Ben çok biliyorum. Değil. Yok bence kalın olmuş. Bunun da şöyle söyleyeyim, bir davet sofrası ve iftar sofrasına bence yakışmamış. Neden? Sarımsak eğer ki pişmiş olsaydı bizi çok rahatsız etmezdi. Ama çiğ olduğu için içinde evet, bizi rahatsız etti. Siz 2 diş değil de 1 diş koysaydınız daha güzel olurdu. 2 diş de küçüktü ama işte... Ama işte pişmediği için... Sarımsağımız çok keskin demek ki çünkü acılığı geliyor. Sarımsağın acılığı geliyor. Hülya. Şükran abla bir de şuradan azıcık bana pide versen zaten. Tabii ki. Buyurun. Madama takılıyorum. Biraz hamuru kalın geldi. Neye takılıyorsun? Mada dedin geçti. Neye takılıyorsun? Açıkla. Hengel canım. Hengel. Hengele katılıyorum yani arkadaşlarıma. Biraz kalın bir tık. Ama tadı lezzeti güzel. Ben beğendim. Yani normalde zaten hengel çok ince olmaz. Ama bu gerçekten kalın olmuş. Olmaz. Şöyle çok da pişseydi dağılırdı yani bence hengel. Ne küçük oluyor ne büyük oluyor. Küçük oldu mu Kayseri mantısına doğru gidiyor. Evet. Büyük Şafak olduğu zaman bu ince olur. Hayır. Yani çok da ince olsa çok ince zaten dağılır, bir yufka kadar ince değil ama ince olur yani. Bir tık daha benim için bir tık daha ince olur. Bir tık değil hanımefendi bu 3 tık. 3 tık geriye gidin. Ben de farkına girdim dedim ben bunu çok kaynatmam lazım bir şey olmasın. Benim yani bildiğim çok ince olmaz. İyi kaynatmışsınız yoksa içi de hamur yiyecektik yani. Ama öyle aman aman ağzınıza langur lungur hamur geliyor mu yani çevirirken? Yok gelmez. Bak biz 2 tane yedim. Bir tanesi gayet güzeldi. Demek ince olmuştu. Ama diğerini gerçekten zor kesti. Yani ama zaten bir yufkayı açıp yapmadınız. Evet. Yani ağzına aldığın zaman da birazcık sertti o. Ellerinize sağlık. Şöyle vereyim. Ellerinize kollarınıza sağlık. Böyle altını vereyim. Şimdi kuzu güveç mi geliyor? Kuzu güveç yanında çoban salatası, bir de arpa şehriyeli pirinç pilavı. Hülya Hanım da önce hiç madımak yememiş. Madımağıma yorum yapıyor. Benim madımağım pişmişti. Pişmemişti. Bir tek pişseydi gerçekten güzeldi. Tamam hangerin bir tık kalın gelmiş olabilir. Ben bayağı kaynattım çiğ yemesinler diye. Sizce sizin eliniz Filiz Hanım'dan daha mı lezzetli? Benim elim Filiz Hanım'ın elinden lezzetli. Ellerinize sağlık efendim. Bugün peki servis nasıl? Dün geç geldi. Bugün de ben diyecektim. Sağlık. Bayağı bir geç geldi servisimiz. Hatta yan tarafta. Yani. Ama mutfakta biraz ısıttım. Çok da uzak değil yani. Biraz fazla ısıtmışsınız herhalde. Galiba. Üstünden bayağı. Şöyle verin. Buharları çıkıyor. Güveç ya zaten herhalde çok soğumadı. Sıcacık sıcacık. Güveç derken ben küçük güveçlerde gelecek diye bekliyordum. Büyük ama. Güveç. O güveçte mi pişirdiniz? Evet, kısık ateşte. Hani tencerede pişirip tekrar güveçe almadınız yani. Yok. Öyle olsa önümüzde herhalde ondan gelir. Hayır ama neden yapıyorlar ya? Normal pişiriyorlar. Yok yok, onu sonra güveçlere koyup güveçte yapmış gibi. Onu tencerede, çelik tencerede pişirip normal güveçleri, küçük güveçleri doldurup fırına veriyorlar. Adını güveç koyuyor. Aynen ama... Bu normal güveç tenceresinde pişti Toprak. Bunu tencerede pişirip güvece koyduğun zaman o lezzeti alamazsın zaten. Buyurun Şükran Hanımcığım. Buyurun teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Buyurun. Teşekkür ederim. Peki Kadir Bey, bugün her şey kısık ateşte pişti. Nasıl yetişti? Kahveli oldu kız. Bugün her şey kısık ateşte pişti. Acaba nasıl yetişti? Ama yardımcılar çoktu. Oo. Küçük tipler sağ olsun. Cemile, Katya, Aşk Memnun'un mutfaki gibi komple buradaydı. Evet, sana gelmemişler. Bence de. Kibriye Hanım, sizce davet sofrasına şehriyeli pilav olur mu? Olur. Yakışıyor. Sizin meyhane pilavınız oluyordu. Hayır, şehriyeli ama. Olur. Arpa şehriyeli yani. Aslında bana göre bu da olmaması lazım. O kadar çok pilav çeşidi varken... Yani. Yani ne meyhane pilavı, ne işte tel şehriye, arpa şehriyeli bir pilav. Yani bunların çok çeşitleri var. Ben yanına yakıştırıyorum. Bu yorumu Filiz Hanım'dan beklemezdim yani. Yanına. Ama şimdi bunun yanına da sade olması gerekiyordu. Madem illa bir pirinç ben tercih edeceksiniz. Ben yorumlarımda da izleyeceksiniz. Söylemiştim hani patatesler inşallah koyarsa erimez diye sizin patatesleriniz bayağı erimiş, lapa olmuş. Pilava tereyağı koymadınız mı? Tereyağı da kullandım Şükran Hanım, zeytinyağı da kullandım. Hingelin üstüne döktüğünüz tereyağının tadı bu pilavda gelmiyor. Belki az koymuş olabilirim buna. Evet çünkü yani kuru pilavınız. Gerçek tane tane ama kuru. Ama şimdi tuzu yok zaten. Direkt döktüğü tereyağı önümüze tabakta geldi. Ama şimdi suya karıştı yani. Ama pilav yaparken kavurduktan sonra üstüne tereyağı koyduğunuzda o hem rengini güzel değiştiriyor hem de lezzeti kokusu içine işliyor. Kokusu da yok, yağı da yok. Kokusu var Şükran Hanım. Tadı da yok. Tereyağı. Kokuyor. Çok kokmuyor. Hiç tereyağı pilavı gelmedi bana. Yani hiç tereyağsız değil. Zaten çünkü tuz konusunda sıfırsınız bugün. Evet bugün çok tuz kullanmamaya gayret ettim. Size tuz? Yok verdiler de ben hani oruçlu olduğunuz için hani çok benim tuzlu... Salatamda hiç domates yok sadece. Biraz pilav altını tutmuş. Artı çok büyük. Daha yani... Çoban salatası salatayı ben doğradım. Siz de doğrasanız benim için fark etmez. Hem suyuş gibi olmuş Kadir Bey. Tuz yok. Çok aşırı derecede yağlı olmuş. Hangisi? Salata. Yani şöyle göstereyim mi size? Yani sos yok, hep yağ. Ekşiliği çok. Ekşiliği... Hele durun, hep yağ ağzından hele bir yiyin. En son tek tek soracağım. Hepsi gene yorum yapıyor. Yorumlara cevap vereceğiz. İnşallah, inşallah. Pilavın güzel yani, beğendim. Ana yemeğinde... Şöyle diyeyim, böyle biraz karışık görünüyor. Böyle tane tane değil. Çok dağılmış, çok pişmiş herhalde. Güveçte çok mu kaldı? Önce harlı ateşte pişti, sonra kısık ateşe aldık. O kendi şeyiyle kaynadı. Kendi suyuyla. Kendi buharıyla. Anladım. Ne güzel pişmiş ya? Yani kısık... Ne anladın Yurdagül? Ne anladın? Bana kendi buharıyla pişmiş. Yani kısık ateşli. Çok mu pişmiş? Sen bunu niye sordun mesela? Onu söyle. Söyledi artık. Bir tık fazla pişmiş. Dağılmış çok yani. Çok mu dağılmış? Evet. Hı. Eti falan güveç dağılır mı? Yani şöyle... Olması gereken bir güveç dağılır mı? Bence hani güzel yani yaparsan üstünde durursan hani dağılmaması gerekiyor bence. Eti falan nasıl? Pişmiş mi eti mi? Eti pişmiş, güzel pişmiş. Ben beğendim yani. Tadı tuzu yerinde. Biraz bir tık tuzsuzdu. O da benim için önemli değil yani. Tuz ekledim. Bir de bu kaşık salatası normalde. Çoban salatası. Kaşık salatası küçük olur bu çoban. Çoban salatası. Çoban salatası. Kaşık salatası küçücük olur. Bunlar kocaman. Olur yani bu. Biraz evet. Çoban salatası. Diri kalmış hani biraz. Sen kaşığı nereden çıkardın Hülya? Karıştırdın mı acaba? Karıştırdım galiba. Pardon. Yani biraz bir tık büyük geldi ama güzel. Biraz da biberlerin çok acıydı ya. Bir tık değil bayağı büyük bunlar. Acı. Yo, söğüş olmuş artık. Bunları yani, nasıl beğeniyorsunuz? Hayır, ve benimkinde güzel, hiç domates bile yok. Yağ da olması gereken yani şu an yağ yok ki. O zaman ki bana çok fazla gelmiş. Şuraya bakın bir ben dün aynı şekilde kadar size sordum. Evet sizinki tamam, çok benimkinde yağ az. Bak Filiz Hanım, ama benimkinde de domates yok. Bak Filiz bir şey söyledin dinle. Evet. Dün ben sizin demiştim ya ana yemeğiniz yağlı geldi. Siz dediniz yok benimki yağ normal yani siz abartıyorsunuz. Şu an bence siz abartıyorsunuz. Gayet şuna bir bakar mısınız? Tamam ama sizinkine gelmemiş. Ama sizin kaseniz, hayır bakın gerçekten yani görüyorsunuz kasesinde ya. Demek ki oluyormuş. Benim tabağıma yağlı geldi, onun yağlı yemeğiniz sizin yağsızdı. Ana yemeğin yağlı olan gelmiş. Demek ki kimsede yokken sadece sizde varken siz ne o ya? Yani bak işte demek ki birine fazla döktüm. Aynen. İşte ana yemekte benim demek istediğim oydu Filiz Hanım. O bana dedi siz abartıyorsunuz. Demek ki ben hala savunuyorum gerçekten siz çok abartıyorsunuz. Ben sizi günümüzde çok merak ediyorum. Bak bana yağsız geldi, size yağlı geldi. Yemek de aynı şekilde anlatabildim mi? Yani tam oluyormuş bu, demek ki bunu bu kabul edin salata, yani. O aynı yerde. Hayır yemek de yani siz sonuçta. Sosu ayrı ayrı döktünüz değil mi evet, üstüne? Ayrı. Bir dakika ben yemeklerin üstüne ayrı ayrı dökmedim. Fırın tepsisinde evet, değil miydi? Aynı yerden ayrı aldığımdı. Aynı yerden tamam işte, keserken koyarken demek ki sen yağsız olanı kendi önce tabağına koydun. Yağlı olan bana da geldi. Ben özellikle öyle yaptım. Yok evet, özellikle ben... Kadir Bey ben ne söylesem de yanlış anlıyor yani. Yanlış değil doğru altı dolu yorum yapın. Ama doğru yorum yaptım gerçekten. Ya. Bak hala gerçekten da aynı şeyi söylüyorsunuz. Siz şu an siz doğru yorum yapıyorsunuz. Siz bile lapa dediniz ya. Yani tane dökülen pilava lapa dediniz. Hülya Hanım çoban salatasıyla kaşık salatasını karıştıran bir insan nasıl yemek yapacak bilmiyorum. Ya karıştırabiliriz yani kamera önündeyiz biz her gün kameraya çıkmıyoruz yani normaldir. Hülya Hanım bence hiç yemek konusunda bir bilgisi yok. Çoban salatayla kaşık salatayı nasıl karıştırdı hala inanamıyorum. O da dili sürçebilir yani yanlış söyleyebilir. Buyurun Şafak Hanım. Önce elinize sağlık. Afiyet teşekkür olsun, ederiz emek sarf etmesiniz. Ben yani eti pişmiş gayet güzel dağılıyor ama genel olarak güvecinizi beğenmedim. Neden? Çok lapa olmuş. Çok lapa olmuş. Bakın hani erimiş resmen içinde patatesler. Malzemeler. Hani o patatesi hepsini birlikte mi eklediniz? Ben anlamadım hani. Yok ayrı ayrı ekledim. Ama gerçekten bakın hani bak böyle hani çok bir hani böyle güveç gibi değildi. Hani sanki böyle bir pürenin içine karıştırılmış da gelmiş gibi. Yok ayrı ayrı şey yaptım. Hani Şafak Hanım. Gerçekten hani görünüşünde öyle. Ha, tamam tadına bir şey demiyorum. Tabii ki nimet. Ama... Restoranta güveç sipariş etsen bu önüne gelse paranı ister misin geri? Yani ona söylerim yani bu nasıl güveç derim yani. Hani bu böyle mi gelir bu güveç? Lapaçı hani yenilmeyecek gibi değil misin? Kadir Bey sadece biraz dağılmış yani. Ya hani lapa gibi gerçekten lapa gibi. Ama lapa olsa şu patlıcanların da dağılması gerekmiyor mu? Hani bir şey bak patlıcanlar, bizdeki patlıcanlar dağınık. Zaten erimiş yani. Yani patlıcan yok kapta, ki. Bak, bir güveye bakın bir de. Aynı güveçte o da patlıcan. Patlıcan erimiş bakın. Bakın patlıcan yani erimiş. Yani. Erimiş patlıcan değil mi? Patatesler de gayet. Hani yani içine atıyorum bir fasulye ama bir de kabak yani koymuş olsaydı. Şimdi çatalla bölünce bile dağılmıyor. Şunlar ne peki? Bir saniye lafını böldüm. Onlar bir tartışmalarını bitirsinler. Ben güvecinizi beğendim. Dur yorum yapma. Yorum teresi gösteriyordu Filiz'e o yüzden böyle yani dağılmış diyorlar ya baksana ben çatalla bakın. Benim patatesle. Bölüyorum anca o zaman o zaman bile dağılmıyor, ezilmiyor. Püre haline gelmiyor ayrı ayrı. Hanımefendi. Yani o zaman bunu püre yapan ne? Hani bunu böyle lapalaştıran bakın, ne? Bakın. Ama patatesleriniz önünüzde tane. Tamam. Patatesleri belki çok iri attı. Bazılarını büyük, bazılarını küçük atmıştı. Olabilir. Bazıları gözünüze görünüyordur. Siz ama benim böyle lapa olmuş. Hani şey yaptığınız için demiyorlar ki biraz daha. Bakın şunlar, yani bunlar hep patates. Pişmiş yani erimiş güzel patates. Pişmiş. Hani püre yaptığımız hali var ya patatesin o. Yani ete kusur bulmuyoruz. Maşallah, et zaten pişmiş. Tabaktan değil karıştırdınız. Evet yani o yaptığı için. O yaptığı için yaptım. Onu bitirdiği için bayağı kalmış püresi. Peki. Şafakcığım buyur devam et. Pilavını da çok beğenemedim açıkçası. O da tuzsuz olmuş. Biraz belki benim şansımdı. Birazcık hafif altını tutturmuşsunuz galiba pirinci. Çünkü kıtırlık geldi benim ağzıma. Ben de bu yorumu bekledim Hülya Hanım'dan ama gelmedi. Bak, şu, gerçekten pilavın normal sadece tamam bir tık tereyağı eksik vardı. Ama. Çok özür dilerim. Birazdan Hülya'cığım sen cevap ver de Şafak devam etsin. Çünkü o da tam olarak şey odaklanıyor. Buyur. Yani pilavın dibi tutmuş. Evet dibi tutmuş. Diriliği nasıl? Yani tane tane dökülüyor ama gerçekten çok bir lezzet alamadım ben pilavdan. Bugün yemekler lezzetsiz mi? Beklentime göre düşük. Düşük kaldı. Ben çünkü çok beklentideydim Kibriye Hanım'dan. Ve bunu daha önce de belirtmiştim. Ben Kibriye Hanım'la çok bir beklentideydim. Şafak Hanım pardon niye öyle yapıyorsunuz? Tane tane gelmiş. Ama dibi tutmuş ama pişmemiş. Çok da pişmemiş ama. Biraz diriltme. Şafak Hanım dibi tutmuş bir de tuzsuz dedi pilavımız için. Evet. Bugün ben birazcık tane tuzdan, değil demedim. Tuzdan birazcık bugün kıstın. Yani tuzdan kısmışsın. Hayır tamamen. Bakın çorbaya tuz atmamıştınız. Onu hiç kusur bulmadım. Çünkü tuzunu ekledim ben. Hiç onun lafını etmedim ama ben pilava tuz atamam. Bir yemek yani. Tuzsuzsa tuz atılır yani. Pilav olsun, çok pilavı da var. Pilav sana diyor. Canım buyur. Yani hangi yemek olursa olsun tuzsuzsa pilava da atar. Yani, pilava da atar. Pilava valla tuz eklenmez. Bir de bak size biraz tuzu yersin zaten bak, sen. Ben o kadar karıştırdım halde tamam gelmedi yani. Şuna tuz at ve ağzına ne gelecek? Tuz gelecek. Çünkü o tuz eklenecek orada. Ama yani kıtır tuz yersiniz. Bak buna da tuz atabilirsin, karıştırabilirsin, yiyebilirsin. Onda sıkıntı yok. Pilava ve bulgura, makarnaya ama hani yenilmeyecek gibi de değil yani o kadar. Bakın öyle demedim zaten. Ama Şafak Hanım bunu anlatmak istedi. Ben zaten buraya sadece karnımı doyurmaya gelmedim. Bir yemeğin olur nasıl olur ona bakmaya geldim. Yani özellikle yemek yapmaya yeni başlayanlar için söylüyorum. Pilava sonradan tuz atılmaz. Yanlış. Yemeğe nasıl her şeye tuz atabiliyorsak pilava da atabiliriz. Peki. Afiyet olsun Şafak Hanımcığım. Teşekkür ederim. Az önce Hülya'ya dedin ki ben asıl yorumu Hülya'dan bekliyordum. Hülya bugün eksikleri görüyor da söylemiyor mu? Olumlu bugün evet. Yani şuraya bakın. Bu pilav beğenilmeyecek bir pilav mı? Hayır beğenilmeyecek bir pilav. Nasıl gerçekten beğendi Hülya? Bilmiyorum şaşırıyorum ya şu anda. Bir tek tereyağı birazcık daha fazla Hülya Hanım, olsaydı ben sizin yemekten almadığınızda şüpheliyim şu anda. Gerçekten gününüzü artık dört gözle bekliyorum. Şu... Ya. Pilav zaten birbirine ama yapışık. Ama gibi değil tane tane yapışık. Gelmiş Filiz Hanım. Bak, buna yapışık mı diyorsunuz Allah aşkına? Tane yani. Çok şey değil ki ya. Lapa değil ki. Demin ben. Birbirine yapışmış tane tane dökülmüyor yani. Filiz'ciğim yorumunu dinleyelim. Evet. Pilavda kesinlikle tuz yok. Güveçte kesinlikle tuz yok. Salatada asla tuz yok. Yani yediğimiz şu anki bütün hiçbir yemekte tuz bulamadık. Yemeğin tuzu olmayınca hiçbir lezzeti de olmuyor. Keşke. Yemek piştiği zaman, tuz konulduğu zaman o lezzeti yemeğe geçer. Ama yemekten sonra tuz katılan o yemekten hiçbir hayır bekleyemeyiz. Çok tuz kullanmadım. Peki size çok tuzlu gelirdi. Ben şimdi pilava Hülya Hanım'ın dediği gibi peki, tuz katarsam sizce... ne olacak? Bir saniye. Tuz katarsam ne olacak biliyor musun? Ağzımda kıtır kıtır gelecek yani. Bunu herkes biliyor. Ama büyük sizin patlıcanın şeyinizde tuz yoktu, tuzsuzdu. Bu kadar değildi. Bununla yani sıfır. Sizinki de tuzsuzdu yani. Bu kadar sizinki... değildi, sıfır. Bence sizin patlıcanınız tamamen tuzsuz. Hiç evet, tuz yok. Çorbanız tuzlu, pilavınız dengeliydi ama patlıcanınızda hiç tuz yok. Peki Şükran abla sen nasıl buldun? Bilmiyorum. Ben güveci beğendim, etleri güzel pişmiş. Sana o kadar pilav mı kopmuş kız? Niye oturuyor? Yok ben dağıttım onu. Dibi, şey dediler ya dibi tutmuş falan, dibi falan bana öyle tutmuş gelmedi. Şurada var. Dinleyelim. Dibi tutmuş şey daha farklı olur. Ama bunun hiç yağı yok ve biraz daha pişmesi gerekiyordu. Pirinçler diri. Yani yok, bir tık ölçüsüne göre yaptık. Ya şimdi ölçüye göre yapabilirsiniz ama her pirinç her ölçüyle olmuyor. Mesela kimisi daha az su ister, kimisi daha fazla su ister. Yüksek şeyle de kaynatmadım. Hani yani zaten pilav kısık ateşte olur diye. Ama bir kere tereyağı lezzeti hiç yok. Yok tereyağı kattım. Tuz yok. Normal bir yağ da yok. Zeytinyağı kattım. Ama ve tuzdan... pirinçleri diri ama bana yanık dibi tutmuş falan geldi diyemem. Bak tuzdan etleri çok haklısınız. Güzel pişmiş. Yani çok az tuz kullandım. Çok aşırı tuz kullanmamaya ama gayret ettim. Onun dengesini bulmak lazım ama. El lezzeti var mı yok mu? Çok yok. Çok yok. Yani bir tek hingelini gerçekten beğendim ama mesela güveci yani sadece etleriniz güzel pişmişti. Pilavınız zaten diri. Ve yağsız, kupkuru. Ama ben kabul etmiyorum Şükran Hanım. Tabii ki o sizin fikriniz. Yani bir de çoban salatası. Yani bu kadar biberler büyük, domatesler büyük. Salatalıklar bir şey diyeceğim büyük, ama bir ev sahibi olarak çok büyük tepkiler veriyorsunuz ve ayıp. Yani misafirimize karşı öyle büyük tepkiler vermeyin lütfen. Kırılıyor ve inciniyor. Bu kadar kibar olmayın artık yani. Adınız gibi kibar. Ne kadar büyük tepkiler verdin Kibriye abla, ben korktum şahsen. Ve kuru soğanın acısı felaket içinde. Keşke kuru soğan doğramasaydınız. Ama acısı çok. Kuru soğan soluyor. Bu kadar da büyük olmaz. Çoban salata dediniz. Kız bu çoban dağda bunları nasıl doğruyor? Kıllık 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 mı doğruyor? Küp 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 normal evde şey doğramıyor. Tabii ki kaşık salatası kadar olmaz. Ama kaşık zaten domates sayılı Kadir Bey. Yani 3-4 tane. Yani. 2 baş domates doğradık. Şükran Hanım siz de yarışacaksınız. Ama bana çok yağ gelmemiş. O konuda bir şey diyemem ama peki, evet, tuz ve ekşi hiç yok. Tatlıya geçebilir, siz de yarışacaksınız dediği anda iş bitmiştir. Evet. Hemen tatlımıza geçelim. Sivas'a özgü kalbura bastı. Hadi bakalım. Onlar benim misafirim olduğu için ben onlara kibar davranmaya çalıştım. Onlar bana hiç kibar davranmadılar. El lezzetiniz olmadığını söyleyip puan vermeyecekler size. Ya vermiyorlarsa onlar hak diyordur o zaman. Kibriye Hanım. Şimdi biraz tatlı için söylenecekler. Biraz yani alt üstteki tabağa koyup getireceksin tatlıyı. Şöyle Kadir Bey. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Görüntüsü güzel duruyor değil mi? Evet. Kızarmamış. Ne olmuş? Benim biri kızarmamış, biri kızarmış onu söylüyor. Bunun da makbulü cevizi içinde bütün olanıymış. Geçenlerde bir yarışmacımız dövüp koymuştu içine, kabul etmediler. Evet afiyet olsun, buyurun. Ne oldu Hülya? Kesemedim de bir anda. Cevize mi denk geldi? Evet, kocaman cevizi kocaman koymuş. Kız bunları doğramadın mı? Bunun cevizi büyük olacak Hülya Hanım. Al al. Küçük küçük yapıldığı zaman... Tamam da bu kadar büyük bir şeye bu kadar mı ceviz konuyor sadece? Ama yapılması yani gereken öyle. Yani 2 tane koysaydınız ve ayrıca hamur. Gerçekten pişmemiş. Çok kalın olduğu için hamur kalmış. Evet, hamur kalmış içi. Ya bir de cevizi bütün mü koyuluyor? Orijinal o mu? Orijinal o. Büyük olacak. Küçük küçük değil. İçi hiç pişmemiş. Çok kalın olmuş. Zaten dışından da belli yani pişmeyen yerleri. Yani kızarmamış mı? Hayır, kızarmamış ve gerçekten hamur. 180 derecede bu oluyor. Böyle hemen. Kaç dakika bıraktınız fırında? Kaç dakikasına bakmadım. Yani son yarım saat kala fırına girdi. Yarım saat kala bu kalınlıktaki bir şey pişmez ama. Önce keşke tatlınızı yapsaydınız. Önce şerbetini kaynattım, soğuttum. Diye. Sonra en şey yaptım, hamurumu yaptım, fırına attım. Sana da mı hamur geldi? Yani ben tatlıdan gerçekten puan, yani beklentim yüksekti dedim, kesin olmuştur. Ağzından da kaçırdı. Gerçekten puan kıracağım demeye geldi, geri gitti. Yok, kırmayacaktım. Hani tatlıyı gerçekten dedim beğenirsem. Hamur olmuşsa niye kırmıyorsun? Yani olmamışsa tabii mecbur kıracağım. Hani ben dedim tatlıdan beklentim yüksekti hani. Ama olmadı. Şafak. Canım. Merhabalar, nasılsınız efendim? Ben o afiyet olsun. Tatlıyı şey yapmaya nasıl çalışıyorum. Ya kötü bir tatlı değil ama dediği gibi birazcık içi hamur olmuş. Dışı evet biraz gevrek. Tam istediğim gibi. Yani ben dışını evet gevrek istiyordum biraz. Ama içi gerçekten biraz hamur olmuş. Bizimkinde hiç gevreklik yok, bembeyaz zaten. Dediği gibi evet, ceviz taneleri iri olur ama keşke böyle 2'ye bölseydin. Ki hem ucuna hem yok biraz ucuna doğru da gelseydi. Onun orijinali bozuluyor. Ama o zaman bu kadar büyük bir 2 tane koysaydınız, 2 yarım koysaydınız. Yani şimdi bu iri ve içindeki ceviz gerçekten az kalmış. Olabilir ama tatlımın şeysi orijinali budur. Hani ben ne ufatmadın demiyorum. Diyorum peki hamur mu? Şu an önemli olan cevizi bir kenara bıraktım da ben. Biraz yani ben öyle aşırı bulmadım. Evet biraz yok, hamur olmuş ama aşırı çok... Hayır bulmadım. Bulmadım yani tatlı sonuçta bu şerbet çekiyor. Şimdi şöyle bakın sizin önünüzdekiler de biri iyi pişmiş. Yani size gelenler de bakın. Bak pişmemiş bak hamur. Tamam, bembeyaz yani siz kıtır kıtır diyorsunuz da hiç kıtırlık yok zaten. Bunu böyle, bunu sizce Kibriye Hanım pişmiş mi? Kibriye Hanım'ın önündeki hele hiç pişmemiş bembeyaz. Pişmiş diyor bir saattir. Yok pişmiş. Canım değil. Bakın şöyle bakın. Biraz daha yumuşak. Tamam. Anladım yumuşak da, zaten. Hamurun altını gördün mü tatlının altını? Gayet bak yanacak neredeyse. Bakın. Nasıl pişecek daha bu? İçine bakın. Bak pişmiş içinden bakıyor. Harla mı pişmiş yani? Şerbetinden dolayı içerisi biraz hamur kalmış olabilir. Şerbetiyle alakası yok. Onu bilmiyorum. Şerbetini önceden kaynattım. Bahçeye aldım soğuttuk. Hemen sıcak sıcak şey yapmadık. Yani hemen çıkar çıkmaz mı fırından? Hayır. Bekletmedim hiç bunu. 5 dakika beklettik sonra şerbetini döktüm üstüne. Yani ben çok hamur bulmadım. Evet, içi biraz yumuşak, ona bir şey demiyorum. Demek ki sana biraz daha iyi pişeni gelmiş. Evet, aynen. Ben çünkü altına da bakın, bakın. Ya pişmiş, onda fikiriz. Bizimkisi de zaten pişmiş. Çok kalın yani. Aşırı derecede kalın olduğu için içi çiğ kalmış hanımefendi. Tamam bak, ben anlıyorum demek istediğini. Ben de diyorum ki eğer yani çiğ kalmış olsaydı böyle kızarmazdı pişmeseydi. Hayır bakın, şöyle bir şey var ama Şafak Hanım. Sıcak fırına atmış. Kaç derecede attınız? 180 derece. 180 derece. Önceden ısıttınız mı? Önceden ısıttık. Tamam, o çabuk pişip çıktığı için, dışı piştiğini anladığı için içi pişmemiş. Altı pişmiş, üstü kızarmamış. O yavaş yavaş pişmesi gerekiyordu. İstediği kadar yavaş pişsin. Bunun içi kalın. Bu kalınlıktaki olan bir şey zaten pişmezdi. Yani... Doğru. Tatlımı gömünce ben bayağı bozuldum. Bayağı moralim bozuldu. Acımasız davrandılar. Kibriye Hanım'ın davet sofrasını gördükten sonra beni tekrar davet etse asla katılmam. Kendime rakip olarak ben Kibriye'yi görüyordum. Ama bugünden sonra asla görmüyorum. Hazırsan puanlamaya gidiyoruz. Hazırız. Hadi bakalım, hep birlikte puanlar nasıl olacak görelim, daha doğrusu siz görün kaç puan verecek arkadaşlar. Ardından yarın hamaratını, En Hamarat Benim'de yarın yarışacak yarışmacımızı seçelim, bekleyin geliyoruz. Kibriye Hanım, sizin sadece çorbanızı beğendim, o yüzden size puanım. İki. Kibriye Hanım, sizden beklentim yüksekti. Gerçekten yemekleriniz olsaydı size puanım çok yüksek düşünüyordum. Onun için puanımı veriyorum size. 2. Kibriye'nin en çok bugün çorbasını beğendim. Diğer yemeklerini açıkçası çok beğenmedim. O yüzden Kibriye'ye puanım 3. Kibriye Hanım'ın bugün her ne kadar kalın da oldu deseler de hingelini ilk defa yemiştim ama hingelin tadını beğendim. Bir de güveçteki etleri güzel pişmişti. Bu yüzden ona puanım 2. Haydi bakalım, puanlar verildi. İnşallah iyi puanlar verilmiştir. Hazır mısınız? Bence Hülya Hanım. Yarın Şükran abla gibi geliyor. Şükran'la Hülya arasına gidip geliyoruz. İnşallah. Ve Sarı diyorum efendim. Şafak Hanım da olabilir. Sarı da kıyafet giymiş kendisi. İnşallah. Aha. Göremedim. Aha. Göremedim. Ne senin dediğin, ne benim dediğim, ne benim senin ya, dediğin, ne benim dediğim, ne senin dediğin, ne benim dediğim. Şafak Hanım, maalesef ki Hülya Hanım oluyor efendim. Yarın benim günüm. İnşallah yemeklerimi güzel yaparım. Kendime güveniyorum. İnşallah da yanılırlar benim hakkımda düşünceler. Çünkü rakip gördükleri için zaten kıskanıyorlar beni. Yarın Hülya Hanım'ın günü. Heyecanla bekliyorum. Masasını, yemeklerini, yorumlarını, arkasında durabilecek mi yemeklerinin? Onun el lezzetini de merak ediyorum. Kaşık salatasıyla çoban salatasını ayıramayan Hülya Hanım'dayız yani. Göreceğiz. Ben masayı terk ederim, böyle bir şey söylerim mi? Kaşık salatası ve çoban salatasını ayırt edemeyen Hülya Hanım'ın masasını göreceğiz yarın. Göreceksiniz yarın. Bu yorumdan sonra bu masada kalamayız. Kalkın gidiyoruz. Kalkın, yarın görüşürüz. Terk et. Ne dedi? Çobanla kaşığı ayırt edemiyor dedi. Ben bu kadar şey söylememiştim yalnız. Şükran Hanım, ben bu kadarını söylememiştim. Kavgada söylenmez. Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın seni inşallah. Kibriye Hanım'ın eline koluna sağlık. Kibriye Hanım'ın çorbasını ben çok beğendim. İlk defa içtim. Çok lezzetliydi. Arasçak'ta hıngeli inanılmaz kalındı. Tereyağı olmasaydı belki yenmezdi bile ama tereyağı onu yedirdi, lezzetli yaptı. Pastasında yoğun bir sarımsak vardı. Özellikle Ramazan olduğu için, hadi davet sofrasında geçtim, Ramazan olduğu için çok aşırı sarımsaklı geldi bana. Ana yemekte pilavını hiç beğenmedim. Tuzsuzdu, diriydi. Hülya Hanım o pilavı nasıl beğendi ona çok şaşırdım. Ana yemek tuzsuzdu. Hadi ona biraz tuz attım ama maalesef ki erimişti patatesleri ve biraz hamurumsu bir görüntüsü vardı. Yani şöyle sulu, canlı, yağlı bir güveç yoktu önümde. Tatlıya gelince içi hamur olmuştu. Maalesef ki bugün Kibriye Hanım'dan beklediğim performansı da göremedim. Misafirperverliği için, mutfaktaki performansı için puanımı veriyorum. Bugünkü yorumlarından sonra yarın Hülya Hanım'ın performansını herkes gibi ben de merak ediyorum. Hadi bakalım Hülya, yarın bize neler pişeceksin hep birlikte görelim. Bugün doğum günümde ayrıca çok özel, çok güzel bir bölümdü. 29 yaşıma girdim. Nice yaşlara inşallah. Ekibime, komşularıma, tüm sevdiklerime bol bol teşekkür ediyorum. Altınlarımla eve gidiyorum. Yarın görüşmek dileğiyle.